İyi akşamlar sayın seyirciler. Haberiniz olsun, özel programında sizlerle birlikteyiz. Programımızın başında Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Erzincan Merkez Stüdyo'dayız. Canlı olarak ekranlara geliyor. Haberiniz olsun, özel programı. Evet, bugünkü konuğumuz Dağ Holding ŞRD 3K RT Şah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahrıza Dağ. Sayın Dağ'la eminim izlemekten zevk alacağınız bir program hazırladık. Erzincan ve ülke siyasetini konuşacağız, seçim atmosferini konuşacağız, milletvekili adaylarımızı konuşacağız, RT Şah Medya'yı konuşacağız ve Sayın Dağ'la her Ramazan bayramında, her Kurban bayramında olduğu gibi yine birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Beyciğim. Evet, bayramlarda Erzincan'da olmayı her zaman tercih ediyorsunuz. Yine o günlerden biri ve Ramazan bayramındayız. Siz Ramazan bayramını, Kurban bayramını, dini bayramları, özel günleri hiç atlamıyorsunuz ve memleketinizde geçirmeyi tercih ediyorsunuz. Evet. Nasıl geçti bayram? Öncelikle tüm ülkemizin Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün ikinci gündeyiz. Ve Ramazan bayramının ve buna benzer dini bayramlarımızın ülkedeki bütünlüğü yaratıyor olması durum sebebiyle çok önem arz ettiğini düşünmekteyim. Evet, söylediğiniz gibi ben genelde ve hatta hayatımın tamamında Ramazan bayramı, Kurban bayramı, önemli günlerin tamamını Erzincan'da geçirmeye dikkat ediyorum. Buradaki temel sebep tabii bireysel özelliklerimizi, toplumsal özelliklerimizden uzaklaşmamak. Evet. Bu da benim için çok büyük önem arz ediyor. Bu arada bu akşam Refaiye'de önemli bir program vardı, bir festival vardı ve başarılı bir festival gerçekleşti. Biz de canlı olarak yayınladık. Ekibimizi de kutluyorum bu arada sizleri. Burada öncelikle onu belirtmek istiyorum. Tüm ekip gerçekten Ramazan bayramı boyunca çok büyük, üstün bir performansla çalıştınız. Bu yüzden önce size teşekkür ediyorum Sevim Beyciğim. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız da Erzincan'daydı bu bayram. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin artık son başbakanı ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da bayramlarda mutlaka Erzincan'a gelirdi ama bu kez biraz farklı geldi. Geldi gitti 3-4 kez Erzincan ama Erzincan'dan hiç ayrılmadı. Erzincan'dan gitti, tekrar Erzincan'a geldi. Şöyle, Urfa'ya gitti, tekrar Erzincan'a evet, yani geldi. Tabii bu arada bir ülkenin genel huzuruna kasteden bir olay yaşandı. Evet. Sayın Başbakanımız aslında burada bayramın ikinci günü bir planlı bir programda burada olacaktı. Ki burada oldu ama o arada bazı yolculuklar yaptı. İşte Tunceli'ye gitti vesaire. Bu anlamda önemli bir görev üstlendi Erzincan. Evet, Sayın Binali Yıldırım Beyefendi bir Erzincan evladı ama bunun yanında ülkemizin başbakanı. Bu anlamda bölgedeki olaylara yaklaşımı, bölgedeyken olaylara yaklaşımı büyük önem taşıyordu. Evet. Ve buna göre davrandı. Bence iyi de oldu. Çünkü şehirde başbakanın geziniyor olması ya da bölgede başbakanın geziniyor olduğunu bilmek başka bir ruh hali. Biz de hep beraber bunu yaşadık. Evet, basın kurulu olarak. Gurur duyuyoruz Sayın evet. Başbakanımızla. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak memleketine evet. geldi. Önümüzdeki hafta seçimler var. Nefesler tutuldu. Hatta Sayın da şu anda Ramazan bayramı olması nedeniyle tüm bayram ziyaretlerinde, evlerde, ziyaretlerde hep seçim konuşuluyor. Çok tahminler yapılıyor. Bunu sizinle de ilerleyen evet. dakikalarda konuşacağız. Ben biraz RT'den konuşalım istiyorum önce. Tabii. Müsaade ederseniz. Şimdi ben şöyle bir giriş yapayım. Önce şimdi tabii RT bir şöyle düşünelim. RT'yi bir devlet kurumu olarak görsün insanlar. Ama ben ondan önce şunu söylemek istiyorum. Öncelikle aileme buradan selam iletiyorum. Bana verdikleri emek için. Ramazan bayramına yakışır bir törenle programı açalım istiyorum. Bir kere tüm izleyicilerin şunu bilmesini isterim. Bizler gelenekçi insanlarız. Şartlar ne olursa olsun, gerekçelerimiz neler olursa olsun, küslük ya da buna benzer durumlar yaşayan insanlar varsa bunu bu dini bayramlarda bir kenara bırakmalılar. Evet. Ben bunu çok önemsiyorum Sayın Semih Beyciğim. Bu anlamda yapılması gereken en önemli şey insanın ölümlü olduğunu unutmamasıdır. Ve bu tevazuyla bu tür bayramlarda İnsanları bir araya getiren, küslükleri barıştıran, yaşlıların ziyaret edildiği, vefa gösterilen, saygının bütün davranışların tamamının alfabesi olduğu tutumla bir bayram geçirme ereğine inanıyorum.
Bunun yanında bizler burada rahat, işte huzur içinde, güven içinde Ramazan bayramımızı kutlarken bu güveni yaratan tüm kolluk kuvvetlerimize de buradan bayramını kutluyorum. Sınırlarımızda biliyorsunuz ülkenin genel huzurunu kasteden ve siyasi olarak da bir seçim mekanizmasını yönetmeye çalışan bazı unsurlar bu tür zamanlardaki huzur mekanizmalarına zarar vermek isterler. Evet. Bizi izleyen ilgili bu yöndeki kolluk kuvvetlerinin veya devletin ilgili kurumlarının da bu yoruma katılacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu dönemlerde aslında çok daha fazladır yükü kolluk kuvvetlerinin. Bu anlamda hepsini saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ve varlıklarının, ülkemizin huzuru için önemini tekrar ediyorum. Bu anlamda devletin tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ediyorum. EYT'ye gelince biliyorsunuz biz yaklaşık işte bir sene, iki ay oldu tam olarak uyduda yayın yapmaya başlayalı. Bu anlamda büyük bir çalışma, büyük bir efor sarf ettik. Bu güne gelene kadar binlerce canlı yayın yaptık, binlerce televizyon programı yaptık, binlerce programlar yaptınız, binlerce röportaj yaptınız. EYT aslında hak ettiği ve planladığı yerde şu anda. Bunu da sanırım şu anda izleyicilerimiz onaylayacaklardır. Çünkü şu anda bizi izleyen insanlar gün boyunca bizim neler yaptığımızı, ay boyunca neler yaptığımızı takdir ediyor ya da eleştiriyorlardır. Bu evlerine kadar gitmişsek ve bu eleştiriye konu olacak kadar yol almışsak zaten kanal ilgili başarıyı sağlamış demektir. Bunun yanında tabii biraz ilerleyen dakikalarda da buna çok değiniriz ama biz iddiamızı koruyoruz. Buna mani olmak isteyenler oluyor tabii. Ama çok net söylüyorum, Sayın Başbakanımız dahil, ilimizin milletvekilleri dahil, isimlerini tek tek anabilirim, ilerleyen aşamalarda anarım. Hepsinin ciddi destekleriyle siyasi hiçbir yaklaşım sergilemeden topluma faydası olan bir kurumu destekleme tavrı içindeler. Tabi bu yönde bazı eleştirilerimiz olacak tabii. Burada önemli olan şu, bu değerli çalışmanın destekleniyor olması. Evet. Ya bu kurum Rıza'nın kurumu ya da Semih Bey'in kurumu ya da bir başka birinin kurumu değil. Burada şöyle bir örneğim var benim. Sayın Birol Bey, ağabeyim biliyorsunuz aynı zamanda kurumun yani yönetim kurulu başkan yardımcısı, aslında buradaki tüm operasyonu yürüten kişi çok büyük emek veriyor. Ya burada inanın biz bazen bunu konuşuyoruz. Yani burada verilen emeğin ticari bir karşılığı yok. Yani biz bunu eğer bu gönülde olmasak bu işi yapamazsınız. Evet. Bu anlamda buradaki tüm kadromuzda, yani bugün Yalçın Bey'i düşünün, tüm sizleri düşünün, tüm arkadaşlarımızı düşünün, İstanbul Ankara'daki canlı yayın ekiplerimizden tutun da stüdyolarımızı yöneten arkadaşlarımıza kadar işte yani tüm kadromuza baktığımızda bu kadronun çok büyük bir nezaketle ve büyük bir vefa örneği göstererek çalıştığını göreceksiniz. Yani bu gerçekten bu performansı bir gerçekten öz niyeti olmadan yapamazsınız, sergileyemezsiniz. Gerekçeniz oluşamaz çünkü. Evet. Bu anlamda da memnunum açıkçası oluşan ekipten. Şehrimizin de bizi yavaş yavaş kabul ettiğini, sahiplendiğini görüyorum. Bu da bizi açıkçası ziyadesiyle mutlu etmekte. Evet, şu anda istatistiklere baktığımızda Mayıs ayı verilerine göre 2000 kanal arasında 29. sıraya çıktığımızı gördük. Evet. Aslında böyle bir hedef var mıydı? Yani siz bunu bekliyor muydunuz? Şimdi bana sorarsanız, çünkü beni tanıyanlar da bilir. TRT'nin bazı kanalları, işte TRT Avaz, TRT evet. Türdi, birçok TRT'nin bazı kanalları bizden altta. Ya şöyle söyleyeyim, aslında bu şöyle bir durum. Şimdi ben hep şunu söyledim, biz teması olan bir kanalız. Yani benim temam ne? Erzincan. Ha şu demek değil ama ben Antep'in haberini de yapıyorum, Malatya'yı da yapıyorum, Elazığ'ı da yapıyorum vesaire. Bunun yönde çalışmalarımız var. Biliyorsunuz İstanbul'da Erdal Bey tüm derneklerle çalışmalar yürütmekte. İşte Erzurum'la, Sivas'la vesaire. Burada konu şu, biz stratejimizi izleyiciler üzerine kuruyoruz. Evet. Programlar üzerine değil, bakın çok önemli bu. İzleyiciler üzerine kurmak demek ne demek? Biz işte ebeveynin kumandasını bırakıp çocukları izlerken kumandayı bırakıp gidebileceği bir kanalız. Hem ahlaki olarak, hem sosyolojik olarak,
hem de insani olarak tüm özellikleri taşıyoruz. Bu anlamda rahatsızlık getirecek ya da saklı bir eğitim verecek yayınlar yapmıyoruz. Bu da doğal olarak bizim izleyici oranlarımızı, izleyici standartımızın lineerliğini sağlıyor. Yani ne yapıyorsunuz? İnsanlar evde televizyonu sürekli sizin televizyonunuz açık tutuyorlar. Orada ne yayınlandığının önemi olmuyor. Tabii ki bu kaliteyi arttırmak için her gün savaş veriyoruz. Ama burada bu grafiği yukarı taşıyan temel unsur insanları sizde kendilerinden bir şey buluyor olmalarıdır. Yani sizden eğer kendilerinden bir şey bulmuyor olsalar insanlar, siz o 29. sıraya çıkamazsınız. Bakın bunu insanlar, yani bu sektörde olmalılar bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamaları için. Yani siz Türkiye'de 2000 tane kanal yayın yapacak. Bunların içinde belki 25 yıldır ulusal yayın yapan kanallar da olacak. Ve siz o kanallardan sıyrılıp 29. sıraya çıkacaksınız. Ve bugüne kadar biz, hani nazar değmesin diyelim, bir tane RTÜK uyarısı almış bir kurum değiliz. Bakın ısrarla söylüyorum. Evet. Bir tane ceza görmüş bir kurum değiliz. Yaptığımız haberlerle ki bunun yanında aynı zamanda işte Gündem 24 gazetemiz biliyorsunuz. Burada aynı zamanda günlük yayın yapmakta olan bir siyasi gazete. Ve bu anlamda da çok özel bir tutumumuz var. Bunun yanında belki bunu bazı basın grupları başka algılayabilirler ama biz devlet yanlısı bir kanalız. Devlet yanlısı kanal nedir biliyor musunuz? Devlet yanlısı kanal şudur. Siz annenizi, bu eleştiriyi de alsınlar, annenize bakmazsınız, götürürsünüz, Dalceze'ye bırakırsınız. O Dalceze'nin önemini anlatmak bizim işimiz Sevim Beyciğim. Bugün jandarmanın, biliyorsunuz önemli bir hafta, jandarmanın ülke için önemini anlatması gereken bir kurumuz biz. Ya da valiliğimizin, ya da başbakanlığımızın. Ve yapıyoruz ya da. Tabii yani bunu, şimdi ben şöyle söyleyeyim. Şu anda bizim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm iller, bizim varlığımızdan haberdarlar değil mi? Evet. Tüm valilikler, günde yüzlerce mail yağıyor bize, onlarca CD geliyor. Bu anlamdaki tavrımızın bir tane bu tavrı sabote eden davranış sergiledik mi bugüne kadar? Sergilemedik. Hepsine göstermemiz gereken üstün tavrı sergiledik. Çünkü bizim tavrımız bütünleştiren, bir aradalığı empoze eden ve bu bir aradalıkta büyük renkliliği, çoğul renkliliği gözeten bir üslup içermekte. Bunu da koruyan en önemli unsur gerçekten samimiyetle ülkenin huzur ortamını sağlayan kurumlara sahip çıkmak. Bunun yanında izleyicinin de, izleyenlerin de hayatlarını, işte ülkenin özelliklerini rahatlıkla takip edebildikleri bir kanal olmak. Evet. Bizi bu grafiğe taşıyan temel unsur bu oldu. Bundan çok fazla söz etmek istemiyorum. Yani kanal, izleyicilerimizin kanalı. Evet, dünyanın dört bir yanından izleniyor. Yani Amerika'dan, Cincinnati'den bilmem ne mesajlar geliyor bana. Evet. İşte bilmem, işte bu şöyle bir şey miydi? Bakın, bu yöndeki son sözüm olsun. İnsan anılarıyla yaşar. Yani şöyle düşünün. Sizin anılarınızın tamamını alalım sizden biz. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Kötü hissedersiniz. Tabii. Hatta göç hayatının en büyük problemi budur. Çünkü aidiyet oluşmaz. O yüzden göç hayatındaki en büyük sorun suç işleme olasılığı artar. Çünkü bir aidiyet olmadığı için o aidiyetten kopma durumu yüzünden insanlar suç işlemezler. O aidiyetten kopma durumu yaşandığı andan itibaren suç oranı artar. Şu an Suriyelilerle yaşadığımız problemlerde olduğu gibi. Burada mühim olan şu Sayın Semih Beyciğim. Şimdi siz bir kurum düşünün, sizin hafızanız oluyor. Biz şu anda toplumun hafızasıyız. İşte bir zamanlar Erzincan'da programında yayınladığımız her şey, işte Hacı Ali Akın beyefendi, çok kıymet verdiğim bir beyefendi ve bence bu şehrin yani omuz üstünde tutması gereken bir beyefendi Hacı Bey. Hacı Ali Akın beyefendinin geçen işte sizin programınızı, 15 yıl önce herhalde yaptığınız programınızı izledim tesadüfen. Ne kadar önemli değil mi bir hafıza? Yani biz bu hafıza olmaya adayız. Ve yani belki biz şimdi bundan 20 yıl sonra bugünlerde olan programları birileri izlediğinde belki bizim şu anda işte bundan 20 yıl önce yapılan programlara duyduğumuz duyguya kapılacak o insanlar. Bu sebeple ben kanalın temel özelliklerini korumanın ve bu korumak için de ne gerekiyorsa yapmanın taraftarı bir yapıda davranıyorum ve umarım da bu böyle sürecek. Evet, örneğin Ramazan boyunca Erzincan Belediyesi'nin hazırladığı programları iki yıldır canlı olarak yayınlıyoruz. İşte festivaller, dün Kemah programı vardı, bugün Refaiye, yarın neresi olacak belli değil. Koşuşturuyoruz ve
her zaman daha iyisini verebilmek için izleyicilerimize canla başla tüm arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Sevgili seyirciler, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Şah Rıza Dağ'a sorusu olan izleyicilerimiz WhatsApp hattımızı kullanarak, WhatsApp'tan soru yazarak sorularını iletebilirler. 0532 737 1376. Evet. 0532 737 1376. WhatsApp'tan bize sorularınızı iletin. Sorularınızın tamamını Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şah Rıza Dağ cevaplayacak. RT yayınlarıyla ve bugünkü programımızla ilgili. Şu evet, anda zaten sorularımız... benim telefonum göçmek üzere, yani yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Evet Sayın Dağ, iş adamısınız. Son zamanlarda ülkede bir ekonomik dalgalanma yaşanıyor. Evet. Ve siz de tabii ki bu ekonomik dalgalanmayla birlikte işleriniz devam ediyor, çalışmalarınız tabii, evet, devam ediyor. Dolar ve Euro'daki dalgalanma piyasaları olumsuz etkiledi tabii ki. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu dalgalanma şimdi hakkında? Sevim Bey, şöyle söyleyeyim. Bu konuda eğitimlerimin de varlığından söz ederek konuşayım ki insanlar bunu dinlerken bu gözle ele alsınlar. Hani ben sadece gazetelerin, medyanın ürettiği ekonomik spekülatif söylemlerle bunu yorumlamayacağım. Şimdi bir kere dolar-euro hareketinin tatilde bile rezervini sürdürüyor olması, yani yükselmeyi sürdürüyor olması, sizin müdahalenizin dışında bir durumun varlığını koyuyor ortaya. Yani evet, siz, sizin dışınızda bir, bu lafı kullanıp kullanmamakta kararsızdım ama bir operasyonun parçası olduğunuzu görmelisiniz öncelikle. Yani biz bugün uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının, işte Standard & Poor's gibi, TIF gibi, böyle bir dünyanın önemli para patronlarının hiç açıklama yapmadıkları dönemlerde ülkemizle ilgili açıklamalar duymaya başladık. Ya bu şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim herhalde, çok güzel. Şimdi sizin evinizin damına çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sene hiç yağmur yağmayacak diyorsunuz. Hani böyle ya. Her gün yapıyorsunuz bunu. Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar paniğe kapılmaya başlıyorlar. Yani bu sizin hiç belki de gerçek olmayan inançlı insanlar birinin çıkıp ya yağmur yağmayacak demesine verecekler bir tepki vardır değil mi? Ya bu gerizekalı nedir falan, özür diliyorum ama nedir yani, adama herhalde deli vesaire gibi tanımlar kullanırlar. Ama eğer gerçekten inanıyorlarsa. Evet. Burada da durum bu. Şimdi düşünün, biri çıkıyor sürekli dolar ve euroyu pompalıyor. Sürekli, yani bunu şöyle düşünün. Şimdi ben o kadar çok derin bir konu ki, yani bazı paritelerden söz etmem gerekiyor. Buna hiç girmek istemiyorum. Ama düşünün, siz içeride bir borsanız var ve dışarıdan mal alımına açık. Euro dolar alımına açık. Ve siz bunu ülkeye dolar ve euro rezervi oluşması adına müsaade ettiğiniz bir sistem söz konusuyken doğal olarak içerideki dolar satış ve alışına da müdahale edememiş oluyorsunuz. Ne oluyor? Dönüyor Merkez Bankası faiz, kredi faizlerini artırarak paranın sistemden çıkışının mekanizmasını değiştiriyor. Evet. Bu da doları bir süre aşağı çekiyor. Bugün inanın 50 milyar dolar gibi bir rakam eridi bu süre zarfında. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim size. Siz şu andaki imar affıyla işte 20 milyar dolar beklerken siz bir 20 günde 50 milyar dolar kaybettiniz. Ve bunda bakın, kimse bir şey bu konuda böyle saçma sapan şeyler söylemesin hiç kimse. Bunun hükümetsel sistemlerle tabii ki ilgisi var. Ama bakın, direkt ya da indirekt etkenlerde siyasi hareketlerin etkinliği yarı yarıyadır. Ya seçim öncesi olması sizce manidar değil mi? Ya şöyle düşünün. Şimdi siz, ben şöyle bir örneği, hep bu örneği veriyorum. Siz çıktınız, bir daktilo attınız, yazar kasa attınız. Ülke ekonomisi develi oldu. Çünkü parametreler buna uygundu. Yani şöyle düşünün. Çok kalabalık bir ortam var. Sesler evet, çok fazla. Evet. Biri bağırdığında sesler çok, siz onu duymazsınız. Ama sessizse sistem, bir kişinin bağırtısını bile duyarsınız ve insanlar paniğe kapılırlar. Şimdi sürekli bunu manipüle eden, sürekli şu anda herkesten duyuyorum. Evet bakın, reel ve rasyonel olarak söylüyorum. Ülkede samimiyetle ekonomik anlamda çok ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunları hep yaşıyorduk. Belki son 50 yılın
grafiğine bakın. Bir kalp grafisi, EKG'si grafiğinde olduğunu görürsünüz. Bu süreci sadece yönetebilen mekanizmalar kurmakta geç kalıyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek. Siz eğer dolar rezervleri, euro rezervleriyle ülke ekonomisini planlar bir hale gelirseniz bu oyunu hep dolar euro üzerinden kurarsınız. Bu kadar net söylüyorum. Evet. Şimdi insanlar farkında değiller ama ülkenin %40 ticareti dolar euro üzerinedir. Bu çok net. Düşünün siz uluslararası bir anlaşmaya imza attınız ve ülkenizde yabancılara daire satıyorsunuz. Bu insanlar daireleri kiraya verirken euro dolar üzerinden kiraya veriyorlar. Ve milyonlarca gayrimenkul. Ya o kadar çok bu konunun parametresi var ki bu parametreleri yönetmek için Merkez Bankası faizi arttırır, dolar satın alır ya da dolar satar ve bir puan aşağı almaya çalışır. Siz sattıkça zarar edersiniz. Dolar sizi zorlar ya da euro sizi zorlar ve siz bu sürede içerideki öz kaynakların çoğunu kaybetmiş olursunuz. Şimdi soruyorum ya, tamam. Özel bankaların bunda hiç payı yok mu? Öyle mi sanıyorsunuz? İnanın bu oyunu kuran onlar. Bunu ekonomiden anlayan insanlar bu söylediklerime katılacaklardır. Bakın sizin rezervleriniz full doluyken piyasaya kredi vermeyip piyasadaki temel işleyişi bu euro dolar satış mekanizmasına dönüştüren şey yine paranın baronlarının yaptığı iş değil midir? Evet. Bu da mühim olan şu. Sizin ticaret elde etme kanallarınızın değişiyor olması lazım. Biz bugün özür diliyorum bir alışveriş yapıyoruz. Yumurta satın alıyoruz ya. Yumurta ya. Biz burada çiftlikte yaşıyoruz ya. Köy burası köy. Kötü bir şey söylemiyorum. Yani burası bir doğal üretim merkezi. Ticari olarak birçok evet. Ürünü yani ev ekonomisinin başlangıcı olan bir köy yaşamının olduğu bir şehir. Ve siz birçok üretim unsurunu fiziken satın alıyorsunuz. Üretmiyorsunuz. Bu sebeple de sizin başarı grafiği sağlayacağınız alanların tamamı körelmiş oluyor. Ne oluyor? Manipülatif alanlarda boy gösterir oluyorsunuz. Ne oluyor? Boy gösterdiğiniz alanlar manipülatif olunca da doğal olarak siz Euro-Dolar paritesinin kurbanı bir ülke oluveriyorsunuz. Peki kısa veya orta vadede bir düzelme bekliyor musunuz? Özellikle ya şöyle seçimden bunu, sonra. Ya seçim şunu söyleyeyim. Ben bunu çok net söylüyorum. Seçim doğru bir karar. Aslında çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben olsaydım AK Parti'nin yerinde bu kararı verenler... Çünkü bir yıl vardı seçim. Ben verenlerin yerinde olsaydım ben bu seçim kararını vermezdim. Vermezdim. Neden vermezdim? Çünkü şu andaki bu sistemde zarar görenler onlar oluyorlar şu an. Yani şu an bu zarar gören AK Parti oluyor şu anda aslında baktığınızda. Neden ya da MHP? Neden biliyor musunuz? Yani bu zarar tanımını doğru anlamak lazım. Çünkü çok kaotik bir dönemdeyiz. Ve bunun faturası oraya çıkıyor bir şekilde. Ha seçim bu karar alınmışsa bu seçimin karar alınmasının bir olumlu yanı var. O da nedir biliyor musunuz? Restart. Yani siz sistemi kapatıp açacaksınız. Ve sistemi kapatıp açtığınız için de karanlıkta kalan, aydınlık kalan, aydınlıkta kalan görüyor olacaksınız. Evet. Ki biz bakın insanlar bunun farkında değiller. Siz bunu sulandırıp durun. Yok kontrollü deyin, yok kontrolsüz deyin, yok bilmem emperyalist sistemin parçası deyin FETÖ operasyonunu. Başka bir şey diyebilirsiniz. Ya adına ne koyarsanız koyun. Bu ülke bu sorunu yaşadı. Ve bu sorunu hala atamadık üzerimizden. Hala arka planda yürütülen operasyonlar var. Kazıyamadınız. Hala metastaza uğramış bir arka FETÖ hikayesi var. Evet. Ne olacak? Siz en azından bu seçimle bunu sıfırlamış olacaksınız. Çünkü bu operasyon sonucunda piyasada hani ayakta kalan bir siyaset var zannediliyor. En azından bunu da görmek adına bu seçim önemli Semih Beyciğim. Ha bunu da belirtmeliyim bakın. Şöyle düşünmemelisiniz. Bir şey yorumladığınızda ya da bir sistem kuruyorsanız o sistemin üstünde bir akılla davranıyor olmanız gerekir. Eğer siz bir sistemi çözümleriyle bir sonraki level'a, bir sonraki aşamaya taşıyacaksanız bunun için ona uygun akademik mekanizmalar kuruyor olmanız gerekir. Liyakat içinde kadrolar oluşturuyor olmanız gerekir. Şu anda biz tamam FETÖ'den birçok insanı tıktık içeriye. Hepsi vatan haini. Tamam ama onların o vatan hainliği durumunda olsa bile devletin onlara güvendiği, ne yazık ki güvendiği, kandırıldığı noktanın tamamı şu anda boş. Oralara bu ihaneti etmeyecek, vatanına, milletine sadık ve liyakat içinde insanlar koyuyor olmak gerekir. Ki sistem yürüyebilsin. Başka bir yolu var mı?
O yüzden bunu, bu seçim sürecini biraz buna dönüştürmek lazım. Yani burada tamam bir ayrışma bilmem, ister istemez siyasetin mekanizması da var bu ayrışma. Evet. Ama gene söylüyorum, bu kardeşler hukukunu bozan hiçbir şeye müsaade etmemek lazım. Yani ben birine düşmanım diye kalkıp kötülük edenin yanında durmamak lazım. Bir siyasi görüşe karşısınızdır. Bilmem niye birine, x kişisine karşısınızdır. Ama kalkıp bunu sırf onlara karşısınız diye yanlış olanın yanında duramazsınız. Böyle bir cahillik olur mu ya? Evet, Sayın Dağ, iş adamı olarak Ersiyat, Ankara'da görev aldınız. Bu arada Ekev'le birlikte çalışıyor Ersiyat'ta. Çok önemli iş adamlarımız var. Ülke genelinde söz sahibi olan, özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarla adını duyuran Ekev ve Ersiyat, Erzincan'ın tüm yönlerden kalkınması için ellerinden geleni yapıyorlar. Siz de o grubun içindesiniz. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Ve oradaki asıl Erzincan'da şöyle bir beklenti var. İşte Ersiyat, Erzincan'a neden Ersiyat üyelerinden neden yatırım görmüyoruz? Erzincan'a istihdam yönünde bir katkı sağlanacak mı gibi söylemler oluyor halkla yaptığımız görüşmelerimizde, röportajlarımızda. Ya şöyle, tabii Ersiyat ve Ekev, şimdi Ekev başka bir kurum. Tabii. Ekev'i şöyle düşünün, Ekev doğru sürdürülürse, ki bence şu anda Sayın Sadık Ağacı ve ekibi çok başarılı yürütüyorlar ve duruşta tutumları falan çok tarafsız, binlerce bursiyeri var. Biz de o bursiyeden kurumlardan biriyiz. Elimizden geldiğince bu yönde medya kurumu olarak da, DAO Holding olarak da, şahsım adına da çok ciddi destek vermekteyim Ekev'e. Ekev'i şöyle bir kenarda tutalım. Ekev çünkü bence başka bir kurum. Yani bu şehrin çok çok üstünde tutulması gereken bir kurum. Ve kişilerin kurumu değil. Bakın burada bazı şahsi konularda eleştiriler yapan bazı ekipler var Erzincan'da. Şöyle algılamıyorlar. Ekev bir vakıf ve bu vakfın bazı görevleri var. Ve gene söylüyorum, Sayın Sadık Ağaca ve ekibi şu anda bu işi çok iyi başarıyor. Şu anda kaç kişiye tahmini olarak? Ya 12 bin. Toplamda bakın, uzun süreli baktığımızda yani 25 bine yakın öğrenci okutmuş bir kurum. Sayı 3 aşağı 5 yukarı bunlarda. Bu sene 8 bin, 9 bin, 10 bin burs veriyor şu anda ekip. Ve bu burs, kamu yararı bursu maksat anlamında ele aldığınızda ülkedeki tüm illerden, yani sadece Erzincanlılara verilen burslardan söz etmiyoruz. Evet. Türkiye'nin her ilinden ihtiyaç sahibi tüm öğrencilere burs vermekte ekip. Ersiyat'a gelince, Ersiyat İstanbul, Sayın Gülbey Sezgin'in yürüttüğü, Ankara Ersiyat ise Sayın Tevhid Tavşanoğlu beyefendinin yürüttüğü, başkanlığını yaptığı kurumlarımız. Tabii aynı zamanda Antalya Ersiyat'ta kuruldu. Biz etkin olarak hepsinde yer alıyoruz. Ama Ersiyat, yani bu konuda şu yorumu biraz doğru bulmuyorum. Ben hep bunu söylüyorum. Yani Erzincan'a niye bu bir şey yapmıyor? Şimdi beyler şöyle düşünelim. Şimdi Ersiyat üyeleri nerede yatırım yapıyorlar? İstanbul'da, Ankara'da, Çorlu'da, sanayi kentlerinde. Bu yatırım yaptıkları yerlerde ülke ekonomisine katkıları var değil mi bu adamların? Evet. Yani şöyle düşünelim. Tamam, gelelim. Tamam, ben geldim. Ben buraya bir tane ray fabrikası kuracağım. Kurdulardı. İstihdam mekanizmalarını kurmazsanız bu gelen firmalar burada beyaz yakalı bulamayacaklar. Mühendis bulamayacaklar. Kaç mühendis getireceksiniz burada duracaklar? Soruyorum ya, gerçekçi olalım ya, ayağımız yere bassın. Yani bunu konuşurken şunu demek istiyorum. Evet, buraya yatırımlar yapılacak tabii ki şu anda, ki onlara da değineceğim. Sayın Süleyman Karaman özellikle bu ara bu yönde çok ciddi şeyler söylemekte. Sayın Başbakanımız da ciddi etkinlikler içinde bu anlamda. Sunulan projeler var, sunulamayan projeler var. Sadece hani hayal baloncu olarak kalan projeler var. İnşallah onların hepsi gerçekleşir. Siz düşünün, bunları bu şehre rehabilite edeceğiniz projeler olarak ele almazsanız o fabrikanın buraya kurulması sadece zarar ettirir bu şehre. Neden zarar ettirir? Çünkü o firma burada batar. Yok mu örnekleri? Bu şehirde isim vermeyeceğim. Bu şehirde, bizim şehrimizde mobilya fabrikaları batmadı mı? Bilmem ne fabrikaları. Tekstil. Bakın evet, tekstil ya da işte tren rayları ile ilgili çok girmek istemiyorum firma isimlerini. Herkesin malumu firmalar neden burada durmadılar? Ki burada teşvik esaslı birçok fayda sağlanırken, SSK açısından ciddi faydalar sağlanırken neden bu firmalar durmadılar burada, hiç düşündünüz mü? Ya bunların hiçbiri böyle
Yani hepsi dünyada kendini ispatlamış kurumlar. Hiçbiri gerizekalı değil ki ya. Burada şuna şu gözle bakmak lazım. Tabii ki yatırım yapılmalı buraya. Şimdi şöyle düşünün. Yatırımı planlayan şey şehrin bu yatırımın içinde yer alabilme olasılığıdır. Tamam biz buraya yatırım yapalım. Ama sen gelip de orada çalışabilecek kalifiyete biri değilsen sana faydası ne bu fabrikanın? Bana bir söyler misiniz? O yüzden bakın doğru yatırımı buraya yapmak lazım. Mesela siz bir dönem Ergan Dağı ile ilgili ciddi çalışmalar yaptınız. Evet. Ergan Dağı'nı hatta bayağı da konuşuldu. Sizin çalıştıracağınız da söylendi. O zaman daha sonra özel idare çalıştırmaya başladı. Ya şimdi Sevim Bey şöyle düşünün. Yani şimdi biz tabii konuşmanın lineerliği arasında söylediklerimizin çoğunu söylüyoruz. İnsanlar dinliyorlar ama tabii kopuyor konuşma. Şimdi şunu demek istiyorum ben. Arkadaş ben burada hayvancılık yapacaksam hayvancılık için ben burada istihdam yaratırım. Ben burada yemek fabrikası üreteceksem, yapacaksam bunun için istihdam yaratırım. Ama ben burada ya X bir elektronik markayı üreteceksem bunun şu anda bu şehir bu istihdama uygun değil. Değil ya. Gerçekçi evet. olalım. O yüzden bir kere önce bizim hani bu Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı'nın ve şehirdeki hep birlikte yapmış olduğumuz bir sempozyumda, bir panelde, tespit panelinde ne yaptık? Dedik ki kardeşim burada bu şehirde endemik bitkiler var. Bu şehirde işte tarımla, hayvancılıkla ilgili ciddi işler yapılabilir. Biz bunlarla ilgili yapılan yatırımları kolaylaştırarak bu işte daha başarılı olmaz mıyız? Evet. Çünkü orada o arama konferansında Erzincan bir turizm şehri midir? Erzincan bir sanayi şehri midir? Erzincan tarım hayvancılık şehri midir diye çeşitli sorular soruldu. Sevim Beyciğim şöyle düşünün. Ya bir şey olmuyorsa neden olmadığına bakacaksınız. Evet. Ya neden olmuyor? Şimdi biz turizmdik yani. Evet turizm şehriyiz. Ya Allah aşkına bir tane turizm information var mı ya? Şehrin göbeğinde var mı? Biz bu şehrin merkezindeyiz şu anda. Burada bir tane var mı turizm merkezi, turizm tanıtım merkezi var mı şehrin ortasında? Ha vardır mutlaka valiliğin bu yönde hizmeti bilmem ne. Ama bakın bunun bazı metabolizmaları vardır. Organizm yani biyomorf olarak yani siz ucu, parmak, kol, baş, beden, ayak gibi düşüneceksiniz bu işi. Yani siz bugün Kemaliye'nin şenliği yapılacak yakın zamanda. Bunu tanıtan bir film dönmesi gerekmez mi şehrin meydanında? Ya da Türkiye'nin... Ya mutlaka bu yönde çalışmalar yapılıyordur. Ama bunun bir planlamayla yürütülüyor olması gerekir. Şehirde kalkınma istiyorsanız patron bak bununla ilgili başlıkları belirleyeceksiniz. Doğru heyeti oluşturacaksınız. Ben siyasi argümanlardan söz etmiyorum. Bakın bu şehre kimin siyasi olarak ne katacağını herkes bilir. Hangi adayın başarı sağlayacağını da hepimiz biliyoruz. Yani müneccim olmaya gerek yok. Herkes zaten klavye delikanlılığıyla yazacaklarını yazıyorlar. Bakın fayda mekanizmasıyla bakacaksınız bir şehre. Fayda sağlayan sistemler hangileridir buna bakacaksınız. Evet. Şimdi siz bunu yapmayın. Tamam Cemalettin Bey, Sayın Belediye Başkanı vay suyu patladı be. Arkadaşlar ya bu iş böyle olmaz. Bu konuda bir kere bilgi sahibi olma, fikir sahibi olmayın. Böyle bir şey yok. Yok su patladı. Evet patlar. Çünkü basınç dediğiniz mekanizmada siz o yani bileşik kaplar yasasında basıncı almak için bu sistemi patlatarak test edersiniz bazen. Bu işin yolu bu. Bununla uğraşmak yerine eğer Sayın Cemalettin Başsoy'un ya da buradaki diğer üretim yapan arkadaşların, yöneticilerin başarılı olmak istiyorsanız lütfen o STK'ların içinde gidin projenin sunun önlerini koyun. Yapıyor musunuz bunu? Yani bakın şunu da biz de kabahatliyiz. Bakın ben kendimi de çuvaldızın büyüğünü kendimize batıralım. Ben de EYT olarak kabahatliyim. Evet ben inanın seçimden sonra tutum değiştireceğim. Benim bu yönde yapacağım programlar da değişecek. Ama şu demek değil. Bakın yıkmak için hareket etmek bize yakışmaz. Yapıcı olacağız. Şehirde bir şey mi üretmek istiyorsunuz? Önce bir kere bunun yapılabilmesi için liyakat içinde olan insanlara bir görev verin bakalım ya. Böyle babadan oğula geçmez bu iş böyle olmaz. Ha liyakat dediğimiz şey illa uzmanlık gerektirmiyor her zaman. Bazen siz bir makine mühendisisinizdir ama size bir görev verilir. Siz o rasyonelitede aldığınız eğitim sayesinde, o ciddiyet sayesinde farklı bir görevde de başarı sağlayabilirsiniz. Burada o yüzden bakın şehrin temel mekanizmaların tamamında hangi konuyu eleştiriyor olursanız olun lütfen bilgi sahibi olun önce. Önce fayda sağlayacak tamam Ersiyat fabrika. Ya Ersiyat fabrika getirmez arkadaş buraya. Ersiyat ne getirir biliyor musunuz? Ersiyat bu gündemi yaratır. Ersiyat bir yatırım kurumu değil ki. Ersiyat ben gel arkadaş para toplayalım da gidelim oraya Ersiyat olarak fabrika kuralım demez. Ha bu gündemi olabilir. Bunu Tevhid Tavşanoğlu gündem yapabilir. Sayın Gülbey Sezgin gündem yapabilir.
biz Erzincan'a bir tane işte oyuncak fabrikası kuracağız diyebilir. Diyebilir. Bunu gelip Ersiyat bilmem ne oyuncak fabrikası da diyebilirler buna. Ama diyorum bu iş böyle olmaz. Bu iş nasıl olur biliyor musunuz? İşte o arama konferansında yaptığınız tespitleri ortaya koyarsınız. Ben bütün programlarımda bunu söylüyorum. Ya oradan arkadaş, sonuç ne çıktı? Siz buradasınız. Siz söyleyin. Tarım hayvancılık. Tamam. Sonuç ne? Şimdi neyle uğraşıyorsunuz? Şu an suyla problemlerle uğraşıyoruz. Birçok konuyla uğraşıyoruz. Allah'tan bu sene yağmurlu şehir. Ya arkadaş bunu niye bununla uğraşıyorsun? Bunun yerine neden üniversitenin öğrenci üzerine bir disiplin yaratmıyorsunuz? Neden ya? Bu şehir bir öğrenci kenti. Bu kadar net. Söylüyorum ya bu konuda yapılacak yegane şey önce bu tramvay meselesinin çözülmesi. Bu kadar açık. Yani havalimanından üniversiteye kadar bunu çözsünler. Ya bakın herkes diyor ki yok 300 milyon harcanacakmış. Ya arkadaş 1 milyar dolar da harcanabilir. Devlet her yatırımından para kazanmaz. Bu iş böyle olmaz. Bunu bir kere bir unutun bunu ya. Böyle olmaz bu işler. Evet. Bakın gene hani alanları olduğu için söylüyorum. Yani bugün raylı sistemlerde Sayın Reşat Özmen Beyefendi şu an misafirimiz. Ona da buradan selam söylüyorum. Sayın Süleyman Karaman'ın ve ilgili ulaştırma ekibinin tamamının bugüne kadar yaptıkları yatırımların tamamı hepsi hemen para mı kazandılar? Lütfen söylesinler, mesajları atsınlar bize. Yalnız verelim ona. Ya böyle olmaz bu işler. Şehri planlayacaksınız. Biz bugün şehri gezdik. Bugünkü program için. Hala bizim Buğday Meydanı'nın olduğu bölgelerde hala o eski yapılar duruyor. Dönüyorsunuz yukarıda Cumartesi Pazarı'nın olduğu bölgelerde hala o eski yapılar duruyor. Arkadaş bu şehrin en büyük ihtiyacı önce bir şehir planlama mekanizmasının oturmasıdır. Nasıl yapacaksınız biliyor musun? Ben bunu söylüyorum. Ya arkadaş çok basit. Bir tane hayırsever Hacı Ali Akın gibi beyefendi böyle üstün. Yani onlar inanın yani şöyle söyleyeyim. O insanlara Allah uzun ömür versin. Gerçekten. Bu kadar nefis yaratılışta insanlar bulunsun çevremizde ki biz de onlardan örnek görelim. Yani Hacı Ali Akın benim için çok büyük bir örnek. Ya ondan isteyin ki Hacı Bey 50 bin lira istiyoruz. Biz bir yarışma açacağız. Yarışmanın adı da Erzincan'daki sorunlu bölgelerdeki yıkık gayrimenkulların olduğu bölgelere proje yarışması. Türkiye'de yüzlerce insan o yarışmaya katılır. O 50 bin lira için değil ha. Bu tür mesleki olarak ben de bir teknik adam, bir mimar olarak. Mesleki olarak sırf o projenin içinde yer almış olmak için, sırf o projenin parçası olabilmek için, sosyolojik olarak da parçası olabilmek için bekleyen yüzlerce böyle işini iyi bilen, idealist, teknik adam, mimar, şehir plancı var. Oturursunuz, bunu planlarsınız. Ve bu plan gelir Sayın Belediye Başkanı'nın önüne, İl Genel Meclisi'nin önüne gelir ve o İl Genel Meclisi de onunla beraber onaylarını alır, üniversiteyi de dahil eder ve gider Dünya Bankası'ndan kredisini alır, kullanır. Sayın Beyler bilirler, sağ olsun Sayın Paşa Bey, babam ellerinden öpüyorum. Bu akşam biraz bu programdan önce bana biraz telkinlerde bulundu. Ve en önemli telkini şuydu. Dedi ki ya bu şehirde deprem olduğunda yaklaşık 300 trilyon yakın para geldi. Ve bu para proje üretilemediği için geri gitti. Geri gitti. Ne oldu? Sadece para dinara gitti. İnşanlarını yaptık. Tamam, gerisi gitti. Dinara gitti. Dinara gitsin. Tabii. Dinar da bizim şehrimiz. Sorun yok. Ancak bakın gene söylüyorum. Bu mekanizmaları bilen insanlar şunu da bilirler. Bir projenin içinde üniversite varsa, belediye varsa, devletin ilgili kurumları varsa o projeyle ilgili hibeler bulmak, hibe paralar bulmak çok kolay. Çok kolay. Ha bunu yaparken de şöyle düşünmeyeceğiz ama. Şimdi bu şehrin mülk amirleri ya da bizim sürekli eleştirdiğimiz, sürekli bir şekilde kendimize hak gördüğümüz ya arkadaş sen bana hizmet için burada varsın dediğiniz yöneticilerin tamamı sizce bunu istemiyorlar mı? Ya macera olsun diye mi siyasi olarak bu kadar yıpranmaktalar? Sizce böyle bir şey olabilir mi? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Biz birini seçerken onu seçmenin yetmediğini bilmiyoruz. Seçmek yetmez. Takip evet. edeceksiniz. Katılımcı olacaksınız. Yorumcu olacaksınız. Sorgulayacaksınız. Kavga etmeyeceksiniz ama. Evet. Kavga etmeyeceksiniz. Peki şimdi... Şimdi bir dakika. Özür diliyorum. Yani sırf benim şehrimin... Kusura bakmasın kimse. Ayhan Doğan'da, Sayın Süleyman Karaman'da, Sayın Burhan Çakır Beyefendi'de, Sayın Bekir Bey'de, tüm vekil adaylarımız için hiçbiri benim... Hepsiyle hukukum çok iyidir. Hepsi de ben ve çalışma arkadaşlarım hepsi emirlerindedir. Bu şehre fayda sağlayan, ülkemize fayda sağlayan herkesin emrindeyiz biz. Ama şunu söylüyorum. Yani sırf Süleyman Karaman kalktı. İşte bir tane mikrofon karşısına geldi ve işte Rabia ile eşleşmiş olan vatanın bütünlüğünü anlatmak istediği bir videoda bir hata yaptı diye inanılmaz
saygısız, şık olmayan hareketler yaptılar. Bu mu bizim siyaset anlayışımız? Şık mı bu yani? Ya eğer buysa inanın gelin beraber çıkalım. En iyi bildiğiniz konular karşısında bir 100 kişinin önünde konuşma yapmaya kalkın. Konuşamayabilirsiniz ya. Bu insanlık hali. Neden bu kadar gitti Süleyman Bey'in üzerine gittiler? Ne için? Yani biz kötü siyaset mi yapacağız? Bu böyle olmaz. Böyle olmaz. Siz Süleyman Bey'in fayda ya da faydalı mı, faydasız olduğunu bilirsiniz değil mi? Bunu böyle bir konuşma esnasında yaptığı hatayla onu böyle hani belden özür diliyorum bu lafı. Belden aşağı çalışacak bu böyle olmaz ya. Evet. Başka bir ortamda da yine Ayhan Doğan beyefendi ile ilgili bir laf ettiler. Dedim ki kardeşim Ayhan Doğan bu şehirde hiç kimseyi incitmemiş bir adamdır. CHP'nin milletvekili adayıdır. Ve pırlanta gibi insanlar bunlar. Yarın bizi temsilde zorlanırlar, eksik kalırlar. Bunu zaten göreceğiz. Biliyoruz da şu anda kimin ne kadar yetenekli ya da yeteneksiz olduğunu. Ama bu insanların temel özelliklerini, insani özelliklerini hiçe sayarak, belden aşağı çalışarak siyaset yapamazsınız. Biz bir kere buna alet olmayız. Bu aynı şey, yine bu örneği vereceğim. İnanın tarihe bakın, bu siyasi argümanlar ne zaman ki arttı, ülkedeki ekonomi bununla ciddi yara aldı. O yüzden biz buna müsaade etmeyeceğiz. Ben de müsaade etmeyeceğim. O yüzden kararlı olmak adına şehrimizde kim bu şehre hizmet vermek istiyorsa bu anlamda bizim ekranlarımız onlara açık. Ben tam onu soracaktım evet. Sayın da. Şimdi 24 Haziran'da bir hafta kaldı. Evet. Tüm Türkiye sandık başına gidecek. Erzincan'da da programın başında söylediğimiz gibi artık siyaset çok daha sık konuşulmaya başladı. Biz de ERT olarak tüm adayları ekranlarımıza taşıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde daha yoğun olacak ve adayları biz seçmenlerle buluşturacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti tüm adaylara çağrıda bulunduk ve kabul edenleri ekranlara taşıyoruz. Burada kurum olarak neye dikkate aldınız? Yani şöyle diyelim, çünkü çok kritik bir süreç. Çok kritik bir süreç. Burada taraf olma konusu her zaman gündeme geliyor. Yani bugün ben siyasi programları ben yaptığım için, örneğin sizinle program yapıyorum. Hemen diğer aday diyor ki bak gördün mü işte ona şöyle dedi böyle dedi. Diğer aday geliyor şimdi, diyorlar ki bak gördün mü? Bakın, ahlak. Burada bak şimdi. Şunu biz çok iyi dengelediğimizi iddia ediyoruz öyle değil mi? Şimdi bakın size şunu söyleyeyim Semih Beyciğim. Beni özel hayatımda da tanıyan insanlar tanırlar. Ben çok esaslı bir adamın oğluyum. Ben Paşa Bey'in oğluyum. Asla hiç kimse bakın ben hep söylüyorum bunu. Ben kimsenin adamı değilim. Bir kere her şey herkes bunu bilecek. Bu kurum kimsenin adamı değil. Bu kurumlar bu ülke sınırları içindeki her vatandaşın kurumları. Ben hata yaparsam bakın çok açık söylüyorum. Eğer ben hata yaparsam bana da hesabını sorsunlar. Hiç gözümün yaşına bakmasınlar. Ahlak dediğimiz şey yaradanın insanın içindeki mahkemesidir. Vicdan ve merhamet de öyle. Bunları iyi dengelediğiniz zaman sistemi yürütürsünüz. Diyorum ya bakın özür diliyorum bu örnek için. Bunu da ortaya koymak istemiyorum. Sayın Başbakanımızın eşi konusunda da aynı hamleleri yaptılar hatırlarsınız. Evet. Döndüler Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilmem el yapısıyla ilgili de bir haberler yaptılar. İşte bilmem işte Sayın Muharrem İnce'nin bisiklete biniyor olmasından. İşte Bahçeli'nin püsküvit ya, bak, ya olayı arkadaş gibi. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bu oyun böyle oynanmaz ya. Siz kalkıp yani biz açız. Siz kalkıp üstündeki kıyafetin rengini mi konuşacaksınız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya her şeyi bırakın ya. Şu kadarını söylüyorum. Sizin bir araya getirmek dediğiniz şey. Biz Müslüman toplumuz değil mi? Elhamdülillah. Biz Müslüman bir toplumuz. Ve Müslüman toplum olma özelliğine göre davranmak zorundasınız. Öyle lafla olmuyor bu işler. Olmaz. Bugün Sayın Başbakanımız biliyorsun İstanbul'da Bektaşi Alevi derneklerini bir araya topladığı bir Ramazan yemeği verdi. Evet. Hani Ramazan'da alışkanlık iftar tanımı. Ve orada bir şey kullandı. Sağ olsun bizim İstanbul'daki medya işte kadromuz bazı videolar bölüştü vesaire. Onları tabii müsaadesiz yayınlamak istemedik için yayınlamadık. Orada bir şey söylüyor. Ya diyorlar yani şeytan taşlamaktan iş yapamıyoruz diye. Ya arkadaş bırakın ya. Ya bırakın insanlar iş yapsınlar. Bu partisel konuşmuyorum. Yani bu eğer AK Parti ise AK Parti, CHP ise CHP, MHP ise MHP. Her kimse. Ama lütfen herkes artık uyansın ya. Böyle proje partileri böyle ülkenin genel kaosundan faydalanıp sırf dumanlı hava yaratıp o dumanlı havadan faydalanmaya çalışan kurumlar bunlar parti değil kurum. Kurulmuşlar çünkü hepsi. Bunlardan bir uzak durun.
Bugün Erzincan'daki adaylara bakın. Hepsi. Bakın Süleyman Karaman'a bakın. Süleyman Karaman'ın seven de vardır, sevmeyen de vardır. Ama Süleyman Kahraman beyefendinin faydasız olduğuna bin kişi faydasız derse de 10.000 kişi faydalı der. Çünkü iş yapma metotları yüzünden der. Burhan Çakır bu şehirde ciddi işler yapmış, işte il başkanlığı yapmış. Aslan gibi beyefendi. Var mı bir kimseye bir zararı? Bugün bakın Sayın MHP'nin Bekir Aksoy. Bekir, evet Bekir Bey. Pırlanta gibi bir beyefendi. Duruşuyla vesaire. Dönün yine Ayhan Doğan. Bugün Ayhan Doğan bu şehirde çok ciddi hizmetleri olmuş. Beyefendi. Kalem gibi bir adam. Ya bu adamları kalkıp böyle başka unsurlarla yerle bir ederseniz bunlar olmaz. Ama eninde sonunda iki kişiyi göndereceğiz biz bu şehirden. Bu iki kişi gittiklerinde de bu şehri temsil ediyor olacaklar. Şimdi seni biri temsil ediyor, beni biri mi temsil ediyor olacak? Böyle mi olacak bu iş? Tabii ki. O yüzden buna bakın. Bu şöyle bir şey. Siz bunu şöyle anlayacaksınız. Oyunu kuralına göre oynayacaksınız. Nasıl futbol maçlarında dışarıdan bir tane pet şişe bile atsanız maçta oyun duruyor ya da bir sonraki maçta seyircisiz izlenme kararı veriliyorsa neden? Çünkü bu ahlaki bir mekanizma olduğu için bu kararlar veriliyor. Burada da bu anlamda kesinlikle hata yapılmamalı. Şehrimizin hani Facebook üzerinden, sosyal medya üzerinden haber yapan kanalları, haber yapan gazeteleri dahil hepsinin etik olmasına dolayı hani bu benim naçizane görüşüm değil, bu dünya üzerindeki tüm siyasi sistemlerin temel parametresidir. Siyasi mekanizmalar vardır. Bunlarda ahlaki unsurlara çok dikkat edilmesi gerekir. Evet. Etmiyorsanız bu iş doğru değildir. Doğru bir hareket değildir. Çünkü sizi de meşru kılmaz bu. Yani siz eğer siyasi argümanlar, yani ahlaki kurallara uymayan yöntemlerle bir maçı kazanmaya çalışıyorsanız, bir seçimi kazanmaya çalışıyorsanız bu sizi de meşru kılmaz. Ve burada evet. Şunu hiç kimse diyemez. Seçim arefesinde ERT A partisine kaç dakika yer ayırdıysa B partisine de o kadar süre ayırır. C partisine de hiçbir zaman siyasi parti ayrımı yapmaksızın o dengelemeyi mutlaka ki yapmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bugün Süleyman Bey'le karşılaştık. Süleyman Bey'e dedim ki abi sizin bir video vardı, bu bizim Semih Bey'le yaptığınız o video nerede? Dedim. Yayınlayamıyoruz. Evet. Aynı şeyi de köydeyken Paşa Bey de Ayhan Bey'le konuştu. Ya dedi biraz televizyona çıkın. Bu böyle ya, biz evet. Kimsenin, biz bu şehrin kanalıyız. Ülkemizin kanalıyız. Konu bakın, ben bu tartışmaya bile girmem. Benim bakın ayrımla bana gelen insanlar benim konumdan içeri giremezler. Bu tartışmanın içine bile girmem ben. Benim kurumumun tavrı da belli, kurumlarımın tavrı da belli, çalışanlarımın tavrı da belli. Bütün çalışma arkadaşlarımızın tutumu da belli. Bizim bunu insanlar şövenistçe bulmasınlar ama benim karakterim bu kurumun karakteridir. Bu konuda da hata yapmam. Yapmadım da bugüne kadar. Evet. Burada mühim olan şu. Ülkedeki temel mekanizmaları koruyan bir duygu durumuna girmek zorundayız. Tamam, ticari olarak, ekonomik olarak kötüyüz. Tamam, bir şeyler var ama bunu sürekli bir sistemi yaralayan, onu yok eden bir veri olarak sisteme sürdüğümüz sürece bu ekonomi gerçekten sistem olarak düzene girmeyecek. Ülkedeki siyaset de öyle. Bir kanalla ilgili de söylemleriniz, siz sürekli bizimle ilgili iyi şeyler söylersiniz. Ya da düzeltme yönlü söylemler yaparsınız, biz kendimize çeki düzen veririz. Ama siz bize, yani çalışmalarımız sanki yokmuş gibi davranırsanız biz sizi görmezden geliriz. Çünkü benim için öneminiz kalmaz. Çünkü iyi niyetli değilsinizdir. Evet. İyi niyetli birinin neden söylediklerini ben dikkate alayım? Var mı böyle bir şey? Evet, biraz önce bahsettiğiniz Sayın Süleyman Karaman ve Burhan Çakır beyefendilerle çektiğimiz programları da bugün aldığım bilgiye göre Salı ve Perşembe günleri zannedersem yayınlayacağız. Bu arada sevgili seyirciler, 20 Haziran Çarşamba günü saat 20-22 arası Saadet Partisi adayı Sayın Ali Cebeci program konuğumuz olacak. Ve son gün, yani seçim yasakları başlayacak olan cumartesi gününden önceki gün, Cuma günü, 22 Haziran Cuma günü 18-20 saatleri arasında AK Parti adayları Sayın Süleyman Karaman ve Burhan Çakır konuğumuz olacak. Aynı gün 20-22 saatleri arası Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Sayın Ayhan Doğan ve Tuğrul Yıldırım konuğumuz olacak. Ve aynı gün Cuma günü 22-24 saatleri arasında da Milliyetçi Hareket Partisi adayı Sayın Bekir Aksun program konuğumuz olacak. Bunu da buradan iletmiş olalım. Peki Sayın Dağ, bu arada
sosyal medyayı nasıl buluyorsunuz? Bu seçim arifesinde biraz önce bu işaretten bahsettiniz. Tabii sosyal medya artık çok etkin olmaya başladı. Ya şöyle, bunu diyene söylüyorum. Bakın, dünyadaki bütün bu tür mekanizmaların tamamında etik ahlaki kurallar diye girersiniz. Ve o kuralları okumadan geçersiniz ama bu kuralların mutlak surette işletilmesi gerektiğinden söz eder. Sizin başınıza bir iş gelir sosyal medyada. Şikayet et bölümünde genelde ahlaki kurallar vardır. Sizi rahatsız ediyordur, taciz ediyordur, kötü şeyler yazıyordur ya da size işte küfrediyordur vesaire. Bunlara baktığınız zaman neyi öğreniyorsunuz? Diyorsunuz ki demek ki bu mekanizmaların tamamında ahlaki bir duruş sergilemek zorundasınız. Bakın, gene söylüyorum. Sosyal medyanın hızlı bilgi yayınlama özelliğini, belki de şehrinizin verimini yok eden bir davranış haline getirmemelisiniz. Tabii ki bilgi kaynağı var. Evet. Ya bu şehirde kafası çalışan onlarca basın mensubu. Mesela bu ayakları kesilen köpek mevzusu da sosyal medyada yayınlandı. Ve aldı başını gitti. Yani bu tür şeyleri de... Ya şunu söyleyeyim. Buna da çok böyle bu ajitasyonu da çok beğenmiyorum. Evet, yani çok... Ya bakın, ben bunu tartışmam bile. Kimse o hayvana bunu yapamaz. Yapamaz. Tamam, bunu duyarlılık unsuru olarak kullanalım medyada, tamam. Ancak bunun mekanizması bu değil. Çok net. Cezayı, yargıyı, yasa koyucu ve yorumcuyu netleyeceksin. Cezasını yazacaksın, bitti. Yani bir daha o adam bir canlıya, yani insana verilen zararı, fiziki zararı, üzüv kaybında gördüğü yasal cezayı bir hayvanda da görecek. Evet. Net. Bitti, bu kadar basit. Bunu böyle, evet, tamam yapalım, evet duyarlılığa çağıralım. Ya bu klavyede her gün duyarlı olanlar bir gün sokakta bir kuşa bir su vermeyi bilmezler. En büyük israfı yaparlar. Şaka yapmıyorum ya, bir bakın. Evet, evet. En büyük israfı yaparlar ama bir gün dönüp demezler ki arkadaş biz bir tane, yani bakın şunu demek istiyorum. Yani tamam bu yani şey bir konu. Gerçekten hayvanın ayaklarının kesilmiş olması inanılmaz bir konu. Ve bunu açıklayacak bir kelime yok aslında. Ama bunu bu kadar sistemin başka konusu yokmuş hale getirmenin... Bir dakika. Tamam. Aynı duyarlılıktayız. Ben, yani benim anlatmama gerek yok. Beni tanıyanlar bilirler hayvanlarla ilişkimi. Ama bu kadar, bu işi çözümleyecek mekanizma şudur. Özür diliyorum bu örneğim için. Ama gözünü seveyim lütfen ya. Yukarıda Somali'de aç bir çocuğu yayınlıyorsun. Altında da bilmem Singapur'da canlı canlı kesilen bir köpeği yayınlıyorsun. Altında da bilmem akşam yediğin, iftarda yediğin yemeği paylaşıyorsun. Bir dakika ya. Bu değerler eğitimi nerede kaldı? Bu işi böyle çözemezsiniz. Evet. Çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz biliyor musunuz? Bu gene liyakata geliyor. Bu ülkenin hukukçuları var. Hakimleri var, savcıları var. Dönecek sahip çat bu konuda yasal olarak yasal yorum ihtiyacına başvuracak. Bu konuda yasa çıkarmak nedir ya? Hayvan hakları ilgili ki yakın zamanda bu yönde çok ciddi yasalar da çıktı, bunu da belirteyim. Yani hayvanlara zarar veremiyorsunuz artık. Öyle bir şey yok. Bunu sabitledi. Bunu tutanaklı hale getirin, o kişi bir en az insana zarar vermiş kadar ceza görüyor. Bunu da bilsin herkes. Ama diyorum ki arkadaşlar tamam. Biz daha bu öncelik sıralamasını bir düzene sokmalıyız ya. Ülkede çok sorun var. Yani bu, tamam aynı bu tamam, bakın belki yarın bundan dolayı tepki alacağım ben. Ama lütfen ya, inanın aç susuz çoluk çocuklar var ya. Ülkede öyle, dünyanın öyle ülkelerinde, Myanmar'da neler yaşanıyor? Hep birlikte görüyoruz. Burnumuzun dibinde Suriyeliler, evet abi lütfen ya, yapmalıyız biz. Komşuyuz, onlar bizim komşularımız. Evet, Avrupa bunu karşılığında verememiş olabilir. Ama bizim ceddimize yakışan olanı biz yaptık. Evet, ülkedeki ekonomik sisteme zarar verdi. Başka türlü sosyolojik zararlar yarattı. Ama Allah aşkına burada askılıları getirdik, biz kötü mü ettik? Bunu sadece gene söylüyorum. Toplumsal sorumlulukların mekanizmalarını doğru kurmak lazım. Doğru kurumlardan yardım almak lazım. Sen anlamazsın, akşama kadar kahvede oturursun. Hayatın şu bir tane gazete okumaktan ibarettir. Hiçbir toplumsal olayla alakan yoktur. Hiçbir STK'nın çalışmasına katılmazsın. Bir gün üniversitede okuyan çocuğunu dinlemezsin. Ne oluyor dinlemezsin. Önyargıların gözünü perdelemiştir. Ama ülkeyle ilgili her yorumda varsın. Böyle olmaz. Evet. Şimdi ben yine siyasete dönmek istiyorum. Lütfen. Sayın Dağ. İyi bir siyasetçi nasıl olmalıdır? İzleyicimiz onu sormuş. Şimdi iyi bir siyasetçi. İzleyicimizden gelen bir soru. Ben veremem. Ya ben bile veremem deyip konuyu başka bir yere taşıyıp.
Ama biz aslında bu önceki programın genel yapısında bunu anlattık. Evet. Hocam ahlak ya. Bir de diyor ya edep yahu. Evet. Bu özet ya. Yani siyasetçi dediğimiz şey, bunu siyasetçi tanımının o asimil olmuş halini kenara alıp bizi temsil eden haline getiriyor. Sayın Mesude Okur bu soruyu yöneltmiş. Evet. Sağ olsun. Bizim yönetim kurulu üyemiz Sayın Ayhan Okur beyefendinin eşi olur. Ayhan Bey'e de buradan selamlar aileye. Şimdi şöyle düşünün. Ben bizi temsil edenler olarak adlandırayım. Abi biz temsil edilmeyi hak ettiğimiz kişiyi seçeriz değil mi? Evet. Ona göre adam seçeceğiz. Bu kadar basit. Ve bizi doğru temsil ediyor. Hatta bizden çok çok yukarıda olacak. Böyle 5-6 gömlek yukarıda olacak ki bizi daha iyi temsil ediyor. Bizi bir yere taşısın. Hani daha kuvvetli biri vardır ya. Onu tutar yukarı çakır. 5 kişiyi de çeker yukarıya. Çünkü kas yapısı buna uygundur. Aynen öyle olmalı. Ama bunu taşlandıran şey edeptir. Bakın edep ahlaktan bile önce gelir diye bir laf vardır. Edepli olmak. Yani edep dediğin şeyin içinde tüm sistemler vardır. Yalan söylemez, hırsızlık yapmaz, çalmaz çıkmaz. İşte kimsenin hakkını yemez, yalan söylemez. Bir duyuyorum sanki ya bunlar da bütün bilmem ne siyasetçilerde çok gördük diyenleri duyuyor gibiyim ama bu bizi bağlamıyor. Biz doğru olan, rasyonel olanı söyleyelim. O yüzden bizim siyasi tanımımızın başında duran şey ahlaklı siyaset. Bu kadar net. Evet. Ahlaklı olduğu sürece bu iş üzerine gelir. Şimdi Sayın Başbakanımız artık son dönemi ve son dönemi derken artık başbakan olmayacak, evet. Başkanlıkla yönetileceğiz. Sayın Başbakanımız da son zamanlarda çizdiği portreyle gerçekten çok önemli bir izlenim oluşturdu. En son Tunceli konuşmasını hatırlarsanız geçtiğimiz gün, dün konuştu. Evet. Halk tarafından çok beğenildi. Ve zaten Akşamki konuşmada da temel kriterlerden biri oydu İstanbul'daki. Değil mi? Şimdi bakın Tunceli konusunda bizim de bir tavrımız var biliyorsunuz. Yani tavrımız şu, hatta Sayın Birol Dağ Bey'in, abimin, işte yakın zamanda Sayın Vali, Tunceli Valisi Beyefendi ile birlikte ilk olarak rafting şampiyonasını yayınlamasıyla başlayan. Gittik orada röportaj yaptık aslında. Çok iyisin. Tunceli Sonel'le. Kutluyorum. Böyle devam edeceğiz. Şimdi düşünsenize orada bir şehrimiz var bizim, güzel. Ve bunu içtenlikle söylüyorum. Sayın bitki bilimiyle uğraşan insanların çoğu da bilirler, florofaunacılar. Endemik bitkilerin inanılmaz çeşidinin olduğu bir şehir düşünün Tunceli. Tabii lanet terör yüzünden hep şu şüpheyi duyduk. Biz ya gidilebilir mi? Orada güvenli ortam var mı? Ama ne oldu biliyor musunuz? Bugün Binali Bey öyle bir şey söyledi ki, dedi ki arkadaş, orası artık gidilip piknik yapılabilir, rahatlıkla şehrin gezinebilir, bir güvenli ortam oluşmuş durumda. Ve evet. bu anlamda da bizim üstümüze düşen görevi herkesin yapıyor olması gerekir dedi. Ben de öyle diyorum. Biliyorsun Binali Bey'i çok severim ben. Bunu da çok yakıştırıyorum. Yani Binali Bey'deki o baba tavrı bu işi çözen tavır zaten. Evet. Siyasi bir söylem yapmıyorum. Kim biri severse sevmez. Benim kriterim değil bu. Benim için önemli olan şu. Bu sisteme öyle bir ağabey lazım. Yani da babalar günü yani ona oradan değinelim. O bir beyefendi. Ve bir beyefendi gibi yaklaşıyor her yere. Öyle yaklaşmaya da devam edecek. Tabii ki temsil ettiği bir parti var, siyasi parti. Tabii ki yani bunu atlamayalım tabii ki. Ama şu demek değil. Binali Bey'den büyük bir ayrışma tavrı görmezsiniz. Bugün Tunceli'deki tavrı da inanın o bölgenin rengini, ışığını, duygusunu değiştirecek. İnsanlar iyi hissedecekler. Bakın o bölgede bir komünist belediye başkanımız var. Muhteşem bir adam. Ya metodu ne olursa olsun siz onun rejim anlayışını takdir edersiniz etmezsiniz. Her ay listeler yapıyor. Ya gelirini şimdi, giderini yani asıyor belediyeye. Bu şöyle belediyeye. Bu bir metotsa evet. Biz de bakın bu aslında şunu da ispatlıyor. Biz hakikaten hani demokratos yani demokrasinin uygulandığı bir ülkeyiz ki orada belki de birçok insanın taban tabana zıt gördüğü bir düşünsel partiden bir belediye başkanı var. Ve bizim de takdirimizi kazanıyor adam. Yapıyor bunu. Tunceli şimdi biliyorsunuz Tunceli valisi aynı zamanda belediye başkanının vekili. Bu anlamda baktığımızda Sayın Tuncay Sonel. Tabii. Tuncay Bey bir de gerçekten bizim biraz Recep Yazıcıoğlu'nu andırıyor bana böyle bir evet. Başka bir duygu durumunun içindeyim.
E şimdi düşünsenize beyefendinin orada yaptığı çalışmalara bakıyorsunuz. O çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalar, geçen raftingde yaptığı çalışmalar, bisiklet dağıtıyor. Sonra yaptığı ilk iş ya bakın bir ülkede her şeyi bırakın. Savaşacağınız üç konu var. Yoksulluk, yaşlılık ve hastalık. Bakın oraya ilk geldiğinde Tunceli valisi önce yoksullukla savaşmaya çalışıyor. İşte ihtiyaç sahiplerini tespit etmeye çalışıyor. Çünkü siz yoksul bir toplum suça eğilimlidir. Çünkü kızgındır. Sahip çıkmazsanız o size sahip çıkar mı? Ona bir aidiyet vermezseniz size ait hisseder mi kendini? Ne olursa olsun. Evet. Bakın bugün gene Sayın Binali Yıldırım çok ilginç bir şekilde Dersim olaylarına değindi. Bunlar çok kıymetli hamleler. Ya bakın bir ülkede bazı şeylerin, ülkemizde bazı şeylerin konuşulabiliyor olması çok önemli artık. Çünkü üstünü örttüğünüz her şey bir yaradır, yara, yara. Siz onları seversiniz, sevmezsiniz. Onların görüşlerine yakın durursunuz, durmazsınız. Ama mensubu olduğunuz inancın size emrettiği, rica etmiyor, emrettiği, sana için doğru bu dediği, bu emirleri uyguladığınızda zaten bu şu anda olan bu iyi dediğimiz şeyler oluşmaya başlıyor zaten. Evet Sayın Valimiz, Erzincan Valisi Ali Aslantaş da göreve geldiği günden bu yana Erzincan'daki çalışmalarıyla gerçekten Ali Bey'i takdir kazanan bu şehir için şans olarak görmekteyim, şehrimiz için. Hakikaten böyle hani gecenin 11'inde arayıp ya Sayın Valim şöyle bir problem var dediğinizde yanıt alabildiğiniz, her yerde bir üstün bir çabayla, üstün bir efor sarf ederek büyük mücadele verdiğini görüyoruz ki biz başbakan şehriyiz. Yani her başbakan protokolü geldiğinde bu şehrin ne hale geldiğini biliyorsunuz. Ve bu yükün tamamı Sayın Vali Bey'in üzerinde. Ali Bey'i ayrıca selamlarımı söylüyorum buradan. Ali Bey'i gerçekten çok beğeniyorum. Şehrimize yakışan bir vali. Dediğim gibi bizim de şehirdeki gelişimi birlikte yürüttüğümüz bir vali. Bu anlamda da gerçekten kendisini çok takdir ettiğimizi belirtmek isterim. Sayın Belediye Başkanımız için her şeyi söyleyeceğim. Yani şehrimizdeki mülki amirlerin çoğu gerçekten işini iyi yapan ve dediğim gibi bir başbakan şehri olması sebebiyle çok ciddi basınç gören bir şehir. Buna rağmen çok iyi yürütüldüğünü düşünmekteyim. Evet, haber saatini de geçtik bu arada sevgili seyircilerimize. Haber yok, de... haber yok. Haber yok bugün. Söyleyelim, programımızın ardından haber bültenimiz yayınlanacak. Reklam yok, haber yok, reklam yok, haber yok. Şimdi... Sayın milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle ve Sayın Serkan Bayram, evet. Şu anda Erzincan milletvekilleri, yeni dönemde Sebahattin Karakelle aday olmadı ve Sayın Serkan Bayram da İstanbul'dan aday gösterildi. Sayın Karakelle ve Sayın Bayram'ın Erzincan'daki çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi Sebahattin Karakelle konusunda şunu söyleyeyim. Çalışmalar tamamlandı. O bir şey, hani bazı insanlar vardır yani böyle şeydir hani. Ya oradadır, akıl alınır. Hani artık akil insan Sebahattin, evet. Karakelli. Yani Sebahattin Bey'le de özel bir hukukum vardı. Çok selam hürmetlerimi iletiyorum. Uzun yıllar Erzincan'a hizmet eden. Evet, evet. Birisi. Serkan Bayram Beyefendi zaten İstanbul'dan şu anda adaylığının da doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ki Erzincanlı biliyorsunuz CHP'den ve CHP, MHP ve AK Parti'den çok adayımız var. Bu adayların tamamını destekliyoruz. Hangi şehirde olurlarsa olsunlar. Yani bu anlamda böyle bir olumlu ayrımcılık yapıyoruz Erzincanlı milletvekillerimize. Ama şunu söylemeliyim yani İstanbul'da bizi temsil eden milletvekillerinin bir kere Serkan Bayram konusunda şöyle düşünmekteyim. Önceki dönem yani şu andaki dönem Erzincan milletvekili olması yarın İstanbul'da milletvekili olduğunda Erzincan'la ilgili hamlelerini öngörüsünü daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. Çünkü sadece İstanbul'dan bir Erzincanlı'nın, Erzincan'ı hiç bilmeyen birinin milletvekili olması bize çok büyük faydası olmayacaktır. O anlamda Serkan Bayram'ın da başarı göstereceğini düşünmekteyim. İzleyicilerimizden biri siyaset düşünüyor mu diyor Rıza Bey? Çünkü bu bayağı konuşuldu. Bak size söyleyeyim. Yani aday adaylığı döneminde. Herkes düşündü. Aday adaylığı döneminde evet, isminiz çok geçti çünkü. Hani ben adaymışım. Bunları, ya benim dışında herkes düşünüyor şu anda. Ama ben şu an siyaset bilimi okuyorum. Aynı zamanda bununla ilgili bir çalışma içindeyim. Bu konuda kendimi iyi, ya tamam dediğimde bu anlamda bir hamle görürsünüz benden zaten. Yok tamam değil dersem de zaten bu hamleyi görmezsiniz. Evet. Böyle düşünüyorum. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz Sayın Dağ. İsterseniz yine seçimi önümüzdeki hafta yapacağımız
seçimleri konuşarak programımızı tamamlayalım. Tabii. Biraz önce söylediğimiz çok gibi gelmiş ki bana. Tüm adaylarımız RT ekranlarından kendilerini anlatacaklar. Onlara ne sormamı istersiniz? Şimdi hem iktidar partisi, hem muhalefet partisi ve diğer muhalefet partisi. Şimdi öyle bir politika yürütmemiz lazım ki Erzincan'da halkın gerçekten beklentisi çok. İstihdam yönünde beklentiler çok. Proje bazında beklentiler çok. Bazı izleyicilerimiz başbakanımızın Erzincanlı olması nedeniyle çok fazla proje sunamadığımız görüşünde. Ya bu gerçek yani. Bunu böyle çok konuşmayalım. Yani evet. Böyle hani sunduk sunmadık konuşmayalım. Ne yaptık bu süre zarfında? Buyurun görelim. Ya tabii ki burada bir işte çok ciddi bir cezaevi yapılıyor vesaire. Bir çok yer yapıldı, üniversite yapıldı vesaire. Tamam. Bakın ben de şöyle diyorum. Diyorum ki Sevim Beyciğim. Ben bunu manipüle etmeyeyim. Tabii ki serbest çağrışım soru soracağınız sorular. Evet. Biz bir basın kurumuyuz. Ama ben şahıs olarak bu basın kurumu dışında ticari hayatı olan ve bu ticari hayat sürecinde de ülkedeki ekonomik dalgalanmayla ciddi savaşan bir kurum yönetiyorum. Çok sayıda çalışanı olan bir kurum yönetiyorum ve bu ekonomik dalgalanmanın üzerimizde yarattığı tüm etkileri bir şekilde tolere etmeye çalışıyoruz. Evet. Mecbursunuz. Eğer kaptansanız fırtınaları göze alacaksınız. Ben hep söylerim. Biz gemiyi terk etmeyiz. Biz burada öleceğiz bu ülkede. Ülkemiz burası bizim. Burada öleceğiz. Bizim Amerika'mız yok, Almanya'mız yok, Hollanda'mız yok. Götürseler altın kafesi, ya altından bir yere götürseler bize kafes gelir diyeyim daha doğrusu. O yüzden buradaysak eğer bu yükü birlikte omuzlayacağız. Bence en büyük soru bu şekilde sorulmalı. Birlikte çalışmaya uygun olmaları sorusu. Çünkü bu en önemli konu. Birlikte çalışmaya uygun hale geldiklerinde işte kimse bu şehirdeki camiyi de tartışmaz. Kimse buradaki cemevini de tartışmaz. Kimse buradaki başarılı projeleri tartışır ama birinin işte bir konuşma esnasında yaptığı el hareketlerine takılmaz. Ki gerçekten ısrarla söylüyorum. Hiç şık değil. Çünkü çok başka özellikler konuşabilirsiniz. Daha siyasi eleştiriler yapabilirsiniz. Daha mantıklı eleştiriler yaparsınız. Ya bu bizi yani eğer böyleyse bunu biz eğer bu yöntemlerle eleştireceksek bu eleştirini küçük düşünen bir şey. Başka bir şey bulamamış herhalde dersiniz değil mi? Normalde. Evet. Daha esaslı sorular sormalısınız. Ha burada şu var ama gene söylüyorum. Şimdi bu şehrin bir habitatı var. Bu habitatı atlamayacaksınız. Herkes ne olacağını az çok kestiriyordur bu şehirde. Ama inanın bunların hepsinin üstünde duran şey birlikte çalışmaları. Birlikte çalışabilmeliler. Bu birlikte çalışabilme halinden ne çıkar ona bakmak lazım. Çorlu'dan Göksel Kırkgöz'e Rıza Bey başarılarınız da bizi onore ettiniz. Gelecekteki projeleriniz nelerdir? İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Göksel Bey'e. Ya biz tabii şöyle benim aslında bu Erzincan için bir çok büyük bir data server projem vardı. Ve bunu hatta Sayın Başbakanımıza sunmuştum. Bir önemli bir ortamda bu hatta Dumanlı önceki toplantılarında da sunmuştum. Ve o data server konusunda bir kredi çalışması da yaptık. Yani burada şöyle düşünün. Türkiye'deki TANAP projesiyle buradan geçen Blackline dedikleri bir hattın. Ya şöyle örnekleyeyim kısaca anlaşılır olması açısından şu anda kullandığınız işte database'lerin tamamının, bilgisayarların tamamının, mail adreslerinizin verilerinin tamamının stoklandığı bir merkez düşün. Ona benzer bir yatırım planım vardı. Ha, şöyle dedim ya yani şu anda Erzincan'daki yatırımların şehre katacağı şeyleri bir analiz etmek lazım. Benim bu şehirle ilgili birkaç projem var planladığım. Sorulardan biri de o. Evet. Sayın Reşat Özmen diyor ki Erzincan'ımızın 50 yılın üzerindeki harabaya dönmüş evler hakkında bir mimar olarak şehrin güzelleştirilmesi hakkında bize bilgi verin. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu konuşmayı nerede yaptığımı hatırlamıyorum. Bir böyle üstadlar toplantısında hakkını helal etsin. Nerede yaptığımı hatırlamadığım için. Bir tane bakın mesela bizim köylerimizde bir köy evi modellemesi yoktur. Evet. Düşünün. Ya bizim bir TOKİ ya da deprem evi modellememiz var ama köy evi modellememiz yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim köyüme depremden sonra heyelandan dolayı vesaire bir evler yapılmış. Hangi köy? İzleyicilerimiz bilsin. Koçatağ. Koçatağ. Yani. Şimdi
Ulalar'da, Mitin'de, Hozonsu'da, Til'de biz bir bölge olarak analiz ediyorum. Şimdi ben hayvancılıkla uğraşacağım. Senin ürettiğin projede bir kümes falan yok. Ya da içeride benim ambar olarak kullanacağım bir oda yok. Bir soğuk oda yok. Şunu merak ediyorum. Hep bunu sordum yani. Ya arkadaş sen bu projeyi yaparken hani böyle bu işte Fethiye'de, Ölüdeniz'de önünde böyle Avrupalı böyle arkadaşların böyle elinde bu şemsiyeli içecekler yaptığı bir ev mi planladın orada? Ya böyle bir yabancılaşma olur mu? Sen bir köye bir ev planlıyorsun. Evin üretim yapmaması için elinden geleni yapmışsın. Düşünün. Yani bizim ürettiğimiz evlerin hiçbiri şöyle bir plan yok içinde. Ya arkadaş bu adam ne iş yapıyor burada? Ha, ne yapıyor bu adam? İpek tüccarı değil. Hayvancılıkla uğraşacak. Sen neden bu hayvancılık mekanizmasına uygun bir ev tasarlamıyorsun? Ona uygun bir baca koymuyorsun. Ona uygun soğuk hava depoları koymuyorsun. Depo dediğim şey şu. Negatif kota koyduğunuz dağdaki yani belli bir rakamın üstündeki tüm köyler bir metrenin altındaki toprak altına yaptığınız sistemler sizin soğutma sisteminiz için yeterlidir. Evet. Düşünün. Yapmışsınız. Tamam. Neye dönüyor biliyor musunuz? Şehirde üreten, şehirde ya da 3 lira 5 lira kazanan ve gidip orada da tatil mantığıyla işte bir tane yaptıkları işte 50 metrekare evin içinde yaşayan, üretmeyen bir toplum dizayn etmiş oluyorsun. Bir dakika öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Böyle bir tasarım olamaz. Bu işin yolu şu. Arkadaş önce şehire bakacaksınız. Bak, çok basit bak. Erzincan o kadar kolay bir şehir ki. Böleceksiniz şehri. Diyeceksiniz kardeş burası yukarısı ne abi? Terzi Baba Mahallesi. Bu şehrin çok çok ileri hazretleri var. Bunların manevi mimarları var. Tabii, müthiş. Evet. Size onlarca örnek gösterebilirim. Yüzlerce örnek gösterebilirim. Bu modellemelerde bu bölgeleri buna göre dizayn edersiniz. Bir sürü yıkılacak ev var. Toprak evler, bitik evler. Bununla ilgili bir proje geliştirirsiniz. Bununla ilgili fonlarımız var. Biz güçlü bir ülkeyiz. Tamam bazı sorunlar yaşıyor olabiliriz. Ama bu projeleri yaptığınızda ortaya çıkar. Ya ben bunu Sayın Cemalettin Başsoy Beyefendi'ye teklif ettim. Ne zaman oldu bilmiyorum. Çok geçmiş bir zaman. Ya bu konuda ben bir şehir planlama atlası oluşturayım. Eleştirilerim olacak unutmayın. Bu minyatür gibi bir yer yapılıyor ya onunla ilgili. Evet. Unutmayalım yani. Şimdi bunu yaptığınız zaman ne olur biliyor musunuz? Bakın. Şimdi biz üst üste koyalım herkes abi. Beşer katlık binalar yapalım. Tamam. İşte Ulalar TOKİ. Benim gözümün önünde bir örnek olduğu için bunu söylüyorum. Abi ne yapıyor bu insanlar ya? Bu insanlar. Ya biz burada, burası bir tarım kenti ya. Bu insanlar orada tarımla, bağla, bahçeyle, bir tane meyvenin dalıyla ilişkileri olmayan bir hayat sürüyorlar ya. Böyle olur mu? Aynı şey Çağlayan'da da var. En zirvede gördünüz mü TOKİ'yi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Bakın basit. Şimdi şehrin girişine, hatta ben bunu daha büyük bir söylem veya iddia merkezi yok. Burada söylüyorum. Ya ben iki tane model ev yapacağım şehrin girişine. Köy evi modellemesi. Bu modellemeyi insanlar köylerine yapsınlar. Bakın şehirleri dizayn eden temel mekanizma oraya taşınan köylerden taşınan gıda ve benzeri unsurlardır. Bunun adı önce ev ekonomisi olarak başlar. Yani nedir ev ekonomisi? İşte Rıza tarlayı sular. Semih Bey hayvanları otlatır. İşte evdeki başka biri de ondan peynir üretir. Ve bunu ekonomiye katar. Siz buna uygun yapılar üretirseniz. Yani işte Kahta öyle diyeyim. Evet. Ya da Bahçeliköy'de bir beyefendi kendine göre bir ev dizayn eder. Taştan bir ev dizayn eder. Çünkü çocukları gelecektir. Çünkü fotoğraflarda, Facebook'ta, Instagram'da o de orada güzel kareler vermek ister. Hikaye bu değil. Hikaye şu çok basit. O kadar güzel dizayn edersiniz ki yapıları ve maliyetlerini de koyarsınız. Onu üretecek bir şehir mekanizması oluşturursunuz. Ve insanlar köylerde o evleri üretirler. Gelip böyle hani yarın zaten gidiyorum ben tatilciyim diye geldim diye dedikleri evler yapmamalılar bu şehre. Öyle olduğu zaman bakın problem ne kadar değişir. Tabii, dokuya uygun şehrin. Ya üstad diyorum ya size ya. Evet. Ya böyle bir şey yok. Köyde bir ev yapıyorsunuz. Köyün evin ocağı yok. Ne var orada? Tüple. Yok öyle bir şey ya. Böyle olmaz. Tandırı yok. Kusura bakmasın ama burada biz şimdi satın aldığımız böyle lavaşçılardan oluşan bir köy kültürü şehirde taşımaya çalışıyoruz ama bu iş böyle olmaz. Minyatürk'le ilgili konuşacaktınız. Ya minyatürk konusu şöyle. Şimdi ben bu işi gene projelendirilmesinden yanayım. Bakın nasıl projelendirirsiniz? Dersiniz ki arkadaş ben bir tane
model yani küçültülmüş, Türkiye'deki önemli mimari unsurların olduğu küçültülmüş bir şehir kuracağım dersiniz. Evet. Ve bununla ilgili de profesyonel bir kurum kalıplar hazırlar size. Ve bu kalıplarla da siz oraya, bunun adı temalı park. Buna büyük bir temalı bir park inşa edersiniz. Gene söylüyorum bakın, bu ülke üniversitelerden oluşan, binlerce öğrencisi olan, daha yani öğrencilerin bulunduğu bir ülke. Bununla ilgili bir yarışma açarsınız. Ve bunu belki, bakın bilmeden söylüyorum, bu konudaki bilgimin eksikliği varsa da sonra düzeltebilirim. Ben o projenin nasıl geliştirildiğini çok bilmiyorum. Sadece gördüğümü söylüyorum. Bu şehre yakışan bir iş yapılmak isteniyorsa bunu biraz daha akademik yapmalılar. Akademik yapılmalı bu biraz daha. Akademik yapıldığında ne olur biliyor musunuz? Siz oraya o kadar kusursuz bir şey yaparsınız ki İstanbul'daki minyatürkü görür anlarsınız demek istediğim. Yani orada gerçeği görürsünüz. Yani birebir gerçeği görürsünüz. Bu şehir için bence bunun bu metotlarla yapılıyor olması gerekir. Bu bizi de şehri de temsil eden bir şey olur. Sonra şehir informasyonunu hatırlayacağız ya, bir tane harita. Orada onu da göstereceğiz ya ışıkla. O zaman insanlar oraya gezerlerken de orucu bir şey gezmiş olurlar. Bu arada Esentepe konusundaki çalışmayı olumlu buluyorum. Güzel bir çalışma olacak gibi görünüyor. Ben hani proje, evet, biraz inceledim. İyi bir iş çıkacak gibi görünmekte. Çünkü zaten eski bina hem ekonomik ömrünü tamamlamıştı hem de çok fazla rentable değildi. Bu arada bir soru var. Erzincan Kültür Sanat ve Spor Merkezi, Doğa Sporları Merkezi olmalı diye düşünüyorum. Sayın Şahrıza Bey'in bu konuya bakışı ve yorumunu rica ediyorum. Şöyle, beni tanıyanlar bilir, biliyorsunuz. Ben zaten Recep Yazıcıoğlu ile bu şehirdeki o rafting, dağcılık, su kayağı, para motor, paraşüt ve bununla ilgili birçok konuda yer aldım zaten. Ben hep buna inandım. Çünkü evet, doğal şartlarımız, fiziki şartlarımız buna çok uygun. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bunu çok şaşıracaksınız. Bilmiyorum Süleyman Bey bu konuda bir açıklama yaptım ama Süleyman Karaman Bey, milletvekili adayımız. Amerika'da bir, Süleyman Bey lütfen konu kaldığınızda bunu sorun. Bir gün bize anlat, bana anlattı. Evet. Bir konu için gittiğimde başbakanlığa bir konu sebebiyle bize şöyle bir şey anlattı. Bir Western şehir kurulmasından söz etti. Evet. İşte New York'ta galiba, yanlış biliyor olabilirim. Amerika'da bir bölgede gittiğinizde sizi kafanızdaki işte kovboy, lar işte tren yolculuğu olan bir tema. Birlikte yaptığımız programda bu örneği verdi. Verdi mi? Ve yayınlanacak ben o. Ben evet, izlemedim. Evet. Daha yayınlamadınız. Yayınlanmadı. Yayınlamadınız zaten. Yayınlanmadı. Bu da zaten konuyu değiştiriyor. Evet. İşte bu projelere ihtiyaç var. Evet. Şimdi bir kere beyefendinin, kişinin ya da hanımefendinin sorduğu soruya şöyle bir yanıt veriyorum. Burası bunun için biçilmiş kaftan. Üstad. Yani spor anlamında yapamayacağınız spor yok. Ve en önemlisi ya, burada en az 40-50 bin öğrencimiz var bizim. Değişken nüfusumuz bu ya. Bu nüfusu spor etkinliklerine sevk ettiğinizi düşünür müsünüz lütfen? Evet. Yine bir izleyicimiz ısrarla diyor ki Erzincan Spor'un maçlarını önümüzdeki dönem verecek misiniz? Kavga ediyoruz bu yüzden sürekli. Benim de telefon ciddi şekilde mesajlar evet, gelmiş. Şimdi ben şunu söylüyorum bakın. Ben Erzincan Spor konusunda tavizim yok benim. Yani nasip olursa, bu belki komik gelebilir, bir gün belki de onu yönetmeyi bile düşünebilirim. Böyle bir şey söylenir mi? Söylüyorum. Yani öyle bir şey benim hemen yapışması da bana. Evet, ama yapışlar. Neden biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Ya arkadaş, ben şunu gördüm. Şimdi biz Erzincan Spor maçlarını yayınladığımızda ya o kadar özel bir birliktelik oluşuyor ki inanılmaz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından Erzincan Spor'a gönül verenleri birleştirmiş oluyoruz o maçta. Şimdi ben diyorum ki bunu biz böyle yapacaksak, bunu şöyle yapacağız. Ben şimdi Sayın Ahmet Tanoğlu'na da buradan selamlarımı iletiyorum. Hep negatif ticari odası başkanlığını da kutluyorum. Umarım şehre ticari anlamdaki kendisi iyi bir ticaret erbabıdır. Bu anlamda katkıda bulunur. Katkısı olacağını da düşünüyorum. Ama biraz üstünde durmak lazım. İstemek lazım. Çünkü bu yönde deneyimli sahibi olmayabilir. Evet. Bu başarılı olamayacağı anlamına gelmez. Ama Erzincan Spor konusunda biz bir karar vermeliyiz. Dedim ya, ben seçimden önce bu tür söylemler yapmak istedim. Seçimden sonra bu konuda net bir davranışımız olacak, tavrımız olacak bizim. Biz maçları yayınlayacağız. Ve bunun anlaşmasını şimdiden yapacağız. Yani ya evet ya hayır. Ha, ben o hayır yanıtını kabul etmeyeceğim. O başka bir durum tabii ama
biz bir şekilde Ercan Spor maçlarını yayınlayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızda zaten bizim yayınladığımız maçların tamamında da bir takdir görme durumu var. Hem Futbol Federasyonu'nun hem ilgili Erzincan Gençlik Spor'un ki Sayın Gençlik Spor Müdürümüzün de çok katkısı oluyor bize. Bu anlamda bizim bir tane tavrımız olacak. Arkadaş biz bu yayını yapacağız. Bu konuda bizimle bizim yanımızda mısınız değil misiniz? Bu arada Sayın Ahmet Gül spor programları yapımcımız evet. da size selamlarını iletiyorum. Sağ olsun, sizi takdir olmasın. Ettiğini söylüyor Sayın Gül. Ahmet abimiz bizim spor gündemini elinde tutan ve sporun sadece futbolla ibaret olmadığını tüm Türkiye'ye anlatan bir program yapıyor kendisi. Gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim, takdir ben bunlara girmek istiyorum. Bir de yarın pazar, yani insanların işi ne? Biraz daha ne var evet, ya? Yani. Tabii. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi Ahmet Bey, bu örneği vermek istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve Anadolu, yiğit Anadolu delikanlısı, ruh haliyle hareket eden bir adamım. Şimdi Ahmet Bey'in KOAH rahatsızlığı var. Evet. Ve ben ülkemde şuna inanıyorum. Bakın, bu sigara mevzusunu çok takık bir adamım ben. Arkadaş, bu sigara işine bir çözüm getirmek lazım. Yani gerçekten iyi bir çalışma yapıldı bugüne kadar. Yani bunu herkes takdir etsin. Eskiden uçakta sigara içiyorlardı, otobüslerde sigara. Ben üniversite döneminde hatırlıyorum ya, trenin içinde, hatta Reşat Bey bunu gülecektir. Ya trende biz boğulur kafamızı dışarıda çıkarırdık ya. Sigaradan. Dumandan. Şimdi biz sporu öne alıp bu tür tütün ve tütün unsurlarının konusunda ciddiyetle bazı kararlar almak zorundayız. Çünkü şöyle düşünün. Siz problemlerimizin çözüm yolu olarak işaret edilen şeyin sürekli sigara olduğu, nargile olduğu, alkol olduğu bir mekanizmada nasıl bundan uzaklaşabilirsiniz? Ve Ahmet Bey o rahatsızlığına rağmen buradaki spor bilincine o kadar ciddi bir emek veriyor ki Ahmet Gül Bey'i gerçekten bakın size söylüyorum. Hatta kendisiyle öyle bir hukukumuz var. Bir tek onun programlarına canlı yayında telefonda katılıyorum. Hatta buna gönül koyanlar bile var. Bu konuda Ahmet Bey'in bu kadar gerçekten önemli bir problemi olmasına rağmen spor programındaki bu istikrarı inanın takdir edilecek kadar önemli. Evet. Ve biz Erzincan'daki tüm spor alanlarının tamamına da çok ciddi yer veriyoruz. Yer vermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz şu anda biz işte bu yazın sonuna doğru kendi stüdyolarımızı oluşturacağız. Şeyde şu anda oyunda bir çalışmamız var. Daha büyük stüdyolar, daha etkin, daha aktif stüdyolar oluşturacağız. İşte İstanbul'da, Ankara'da zaten bu çalışma içindeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Bizim üzerinde duracağımız en yegane konu spor etkinlikleri. Şehrimiz içinde. Sayın Dağ, bir mesaj var. Şahrıza Dağ Bey'i izliyorum ve Şahrıza Bey ilk takip edişim. Bir Erzincanlı olarak bu sohbetten büyük keyif aldım ve mutlu oldum. Hemşerimizin bu bütünleştirici, seviyeli, ağırbaşlı tavrı, tatmin edici sunumu çok takdir ettim. Selahattin Saygın, Atip Avrupa Türk İslam Birliği eski genel başkanı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben tam bu üsluptan söz ediyorum işte. Takdir, bakın inanın şey gibidir bu. Mesela bu örneğimi herkes mazur görsün. Herhangi bir canlıyı, hayvanı şiddet sergileyin, yanınıza sokulmaz. Göremezsiniz hayvan nasıl bir hayvan. Ama ona şefkat gösterirseniz, ona bir şeyler verirseniz, yani iyi niyetinizi gösterirseniz onda yol alma şansı bulursunuz. Şimdi birisi size sürekli bağıracak, sürekli hakaret edecek. Sizden yol alma şansı olur mu? Yani ticari hayatta da böyledir. Mobbing diyorlar ya bunu. Ben de beyefendiye teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu üslup, bu yaratılış şekli. Yani bu bir kurgu değil. Benim yaratılışım bu. Ve doğru yaratılışın da bu olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için de şunu söylüyorum, özellikle söylüyorum. Bakın bizim mirasımız bu. Vefalı, vicdanlı insanlar bırakmak. Asıl miras budur. Çünkü siz vicdanlı insanları yarattığınızda konulara ahenkli bakan insanlar bırakmış, yaratmış olursunuz. Başka bir yolu yok Sevim Beyciğim. Evet. Siz de evlat sahibi, ben hani bu konuda sizi çok başka gören bir insanım. Sizin evladınız konusunda ya da torunlarınız konusunda tavrınızda aslında o değerler eğitimi yok mu? Tabii ki. Saygılı olma ruh hali yok mu? O yüzden şunu söylüyorum. Beyefendinin sağ olsun onurlandırdı bizi böyle bir şey yazarak. Ama bunun başka bir tutumu yok. Ben şehrimi seviyorum, ülkemi seviyorum. Ülkemdeki her top Türkçe, Kürtçe, hangi dilde konuşur olursa olsun.
konuşamıyor olursa olsun. Çok önemli değil. Benim için asli olan yaratılış anlayışı, yaratılış ahlakıdır. Onu bir yaradan var mı? Var. Bir dakika orada duracaksın işte. Evet. O yüzden öyle davranmak zorundayız bizler. Biz de öyle bir kurumuz. Ha bizim bir avantajımız var. Ya Rıza'nın işte şanslı biraz daha iyi ifade edebiliyor. Ama biri var ifade edemiyor. Biz bazen hatta Sayın Sabahattin Karakel de bunu çok kullanır. Hani insanların gözü kulağı olmak bizim de işimiz bu. Bunu da doğru yapmaya çalışacağız ki başarılı olacağımızı düşünüyorum. Evet, özür diliyorum. Artık yavaş yavaş 1,5 saati aştık. Evet. İsterseniz duyuyor musun insanlar? İzleyicilerimize evet. Hem bir hafta var artık seçimlere ve bununla birlikte son mesajlarınızı izleyicilerimize aktaralım. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani ülkenin huzur kaynaklarını sabote eden tüm terör örgütlerinin ve onun uzantısı yapıların tamamının Semih Bey, evet. Kınanıyor olması lazım. Başta söylediğimi tekrar ediyorum. Birilerini, bazı partileri ya da birine, bir yapıya kızgın olmanız, yanlış hamle yapmanızı, yani pire için yorgan yıkılmaz. Böyle diyeceksiniz. Çünkü toplam faydaya bakmak gerekir. Toplam faydaya. Şimdi şöyle bir söylem yapıyorlar, yine konuyu açacak. Diyorlar ki işte ülkede işte 80'lerde bir şeyler yapılmıyordu. Şimdi 90'larda yapıldı, yollar yapıldı. Bakın inanın o süreçlerde yapılanlara baktığınızda gerçekten gene mücadele var. Sayın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı, hatta dönem özelliklerini tamamından söz edeyim. Bugün ülke ruhunu oluşturan konulara bakın. 18 Mart ruhu, Çanakkale ruhu, işte Samsun. Mesela bunların tamamına baktığınızda bir aslında bir sahiplilik duygusu var. Şimdi bazı, ne yazık ki bazı söylem cambazları Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü dinsizlikle suçlarlar. Oysa Türkiye'de birçok dinle ilgili kurumun imza atanıdır Ulu Önder Atatürk. Onun devamında yer alan insanların çoğu da, hatta Sayın Menderes dahil, onu ülkemize bir kara leke olarak asan zihniyet gibi, ülkede bazı yanlış kararlar veren, o yanlış kararları etkin hale getiren, ha manipüle edildiğinde bilmeyen, bakın bazen sizi çok dost görünen bir ülke sizi manipüle eder, siz farkına bile varmazsınız. Size istediğini yaptırır. Siz fark etmezsiniz. Bugün inanın, bugün zamanında insanların yaşını küçültüp büyütüp asanlar neyse, ki bugün tesadüf, ben bunu uzundur, bugün Sayın Binali Bey'in de ona değindiğini gördüm. Çok önemli. Bu kadar çoğul bir ruh halinde olmak çok önemli. Evet. Bunu yapan sistemlerin önüne geçmenin tek yolu var. Bunu bakın, kimse unutmasın. Herkes bulunduğu konumun, bulunduğu ülkenin konjüktürel şartlarını, jeopolitik şartlarını, siyasal ve sosyo-siyasal şartlarını asla unutmamalı. Biz saraylarına hain eşler sunulan bir ceddi miyiz? Osmanlı soyu değil miyiz? Bunun için neler yapılmış bu ülkede? Bunlar hangisini atlayabilirsiniz? O yüzden bu oyunların sürekli teknolojik olarak değiştiğini, çağa göre yenilendiğini, sizin tüketim araçlarınıza bile müdahale edildiğini, siz bir şeye bakarsınız, bakarsınız ki burada işte beğendiğiniz ayakkabılardan milyonlarca size sunulmuş. Öncelikleriniz değiştirilmiş. Bunun önüne geçmenin tek yolu akıllı olmak. İyi eğitimden geçmek, iyi bir takım olma ruh hali. Siz bunları yapamazsanız, Semih Beyciğim, bunu yapmak için bir yol bulamazsanız olmaz. Bunun yanında, konuyu açıyor dediğim gibi, biraz dedim ya bugün uykusuz kalsın insanlar, bir şey kaybetmezler. Şimdi ya asıl konu ne biliyor musunuz? Barışık olmak, barışık olmak. Evet. Yani adam diyor ki ben diyor aslında doktor olacaktım. Tamam garsonum ama doktor olacaktım. Yo, bir dakika. Sen doktor olmadın ama garson en iyisi olacaksın. Çiftçinin en iyisi olacaksın. Yaptığı işin en iyisini yaptı. Tabii. En iyisi olacaksın. Evet. Ha en önemlisi de. İyi olanı da doğru yere taşıyacaksın. Öyle yok.
Yani acaba bu beni gölgeler mi? Acaba bu benim, lan ben gelişemem, bu yarın beni alaşağı eder mi diyerek bu iş olmaz. Evet. Görev verdiğiniz herkesin, şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz eğer görev verdiğiniz kişiden daha üstün değilseniz onun göreve layık olduğunu nasıl bilebilirsiniz? O yüzden eğitim kurumları tavrı çok önemlidir. STK'ların tavrı çok önemlidir. Biz bu televizyon sürecinde inanın şu anda derneklerin çoğu bizi izliyordur. İnanın derneklerin tamamını gözü kapalı destek olduk ya. Hepsine mesafesiz. İnanın sabah başka birini, öğlen başka birini, günde 5 tane derneğin toplantısına katıldığım oldu benim. Neden biliyor musun? Çünkü şimdi ben bir yorum yapacaksam önce içlerine girmeliydim. Önce onlarla tanışmalıydım. Bugün ayrıca bütün tüm Erzincan derneklerine selamlarımı iletiyorum buradan. STK'lara, devlet kurumlarına. Düşünün, ben bu insanların arasına girdikten sonra neler yaptıklarını gördüm. Ne kadar büyük problemlerimiz olduğunu gördüm. Bunun için ne yaptım? Bugün inanın şu anda Birol Bey, Elif Hanım, Ercan Bey ve ilgili arkadaşlarım tamamı 3 gündür sahadalar ya. Kemah'taki şenliği bitirdiler, Refah'a geçtiler. Bu gece şu anda Refah'a bitirdiler, tekrar Kemah'a geçiyorlar ve yarın gene Kemah'ta yayın yapılacak. Ya bu emeğin temeldeki sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü insanların birbirini tanımasını istiyoruz biz. İnsanlar birbirini tanırlarsa birbirlerini sevme şansı bulurlar. Yoksa bulamazlar üstad. Bakın ben söylüyorum, ben iddialı bir adamım. Ben sahip olduğum özelliklerin tamamını bilimle, felsefeyle, sosyolojiyle buluşturmuş bir adamım. Ve bunun için de emek vermeye devam edeceğim. Ben eğer yarın ülkemle ilgili siyasi kararların içinde yer alacak bir adam olursam, ki şu andaki seçim neyi getirir, başkanlık sistemiyle ne olur, ülkede ne değişir, bunların tamamına hakim biri olarak söylüyorum. Eğer ülkene hizmet vermek istiyorsan bu konuda liyakat içinde eğitimli biri olmalısın. Ben bu örneği de şu örnekle veriyorum. Biri karşınızda bir tane erik yedi ve boğulmak üzere. O eriği boğazından almanın yöntemini bilmezseniz o insan ölür. Bir tane erik yüzünden. Anlıyor musunuz? Evet. Bu da o kadar basit. O yüzden siz de ülkede problemleriniz var. Yok değil. Bakın sürekli felaket tellallığıyla olmaz bu iş. Bunun önüne geçecek mekanizmalar var. Tabii ki. Bak gene söylüyorum. Bunu ısrarla bastıra bastıra söylüyorum. Biz coğrafyamızda bizi kötünün iyisini aramıyoruz biz. Biz seçtiğimiz adamın doğru olmasını tahsis etmek zorundayız. Biz tahsis ediyoruz bunu. Yani halk tahsis ediyor. Eğer bunu yapmıyorsanız o zaman yarın nasıl yönetildiğinizin eleştirisini yapmayacaksınız. Ha diyelim ki o da bu oldu. Tamam seçtin. Çıkmadı dediğin gibi. O zaman gene konuyu takip eden, proje üreten, evet, buna doğru yöntemle eleştiri yapan biri olmalısınız. Size bağıra bağıra biri bir şey öğretemez. Ama gönlünüzü alarak öğretir. Biz de EYT olarak insanların gönlünü ala ala öğreteceğiz bunu. Biz bunu görev edindik. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Sayın da saat 1'e geliyor. Bugün Babalar Günü. Evet, şu anda yarın Babalar demeyelim günü. Çünkü bugün. Evet. Babalar Günü mesajınızda mutlaka sayın, vardır. Ben öncelikle babamın Paşa Dağ'ın bana emek veren ve ekmeğini yediğim, karakterini taşıdığım Sayın Paşa Bey'in, yani zırhını taşıdığım Paşa Bey'in ve kalbini taşıdığım Zeynep Hanım'ın ellerinden öpüyorum. Ve ülkemizde gerçekten çok büyük sıkıntılara rağmen ülkemizi istikrarla koruyan, kollayan, işte sınırlarda görev yapan tüm askerlerimizin, ki hepsinin baba olma ihtimalinin oranına baktığımızda %90 erkek olduğu için Babalar Günü'nü kutluyorum. Öncelikle oradan başlıyorum. Onun bendeki etkisi şudur. Ülkeyi bedeniyle, şehitliği göze alarak koruyan insanlar ülkenin babalarıdır. O yüzden önce onların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bunun yanında tüm şehit gazilerin babalarının ellerini öpüyorum. Ve babalarımızı unutmayalım. Yani hani bir örnek verdim ya, darcüzelerde kendilerinin, evet, evet, vicdanlarından öteledikleri babaları olan insanlara edep diyorum. Gidip bir el öpüsünler ki belki hayatları düzene girer. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Bunun yanında son olarak da şehrimizdeki yaşı bizden çok büyük, bize emeği olan tüm büyüklerimizin de ellerinden öpüyorum. Ve bu seçim sürecinde rica ediyorum sağduyulu olalım. Kimse birbirini incitmesin. Biz kalkıp ülkemizin dışında ağız kalıları bile bağrına basmış bir toplumuz. Bu anlamda da bizim güçlü duruşumuzun ispatı bu. Seçim süresince de kimsenin birbirini böyle belden aşağı
kötü duruma düşünmeye çalışmadığı bir seçim atmosferi sağlamalarını rica ediyorum. Bu akşam bize zaman ayırdıkları için de teşekkür ederim hepsine. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bizim sohbetlerimiz hep laf lafa açıyoruz aslında. Evet. Bugün de o sohbetlerden biri yaklaşık 1 saat 45 dakikadır izleyicilerimize konuğumuz. Çayımız bile soğudu yani. Diyorsun. Evet, çayımız bile soğudu. İnşallah bir başka programda yine tabii, böyle tabii. bir sohbette tabii, izleyicilerimizin tabii. karşısında oluruz. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Konuk ettiğiniz için. Ve bu arada RT Şah Medya'daki duruşunuz ve katkılarınızdan dolayı da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Erzincan'ın bu tür kurumlara ihtiyacı var. Bizler belki gelip geçeceğiz ama bu kurumlar kalıcı. Yok, kurumlar hep söylüyorum. İnşallah takımız, güzel şeyler olacak. Ben hep böyle düşünüyorum. Yani bir tek başına başarı yoktur. Bunu söyleyen bir ego sorunu olan biridir. Bir takımız biz. Yani RT'nin her kadrosu, yani bunu şöyle de açmak istiyorum. Yani Türk Telekom'undan tutun da TürkSat'ına kadar bütün sistemi kurgulayan tüm mekanizmaların tamamındaki herkes bir takım olarak biz RT'yiz. Ve ülkemizde bunu söylüyorum, bir gün herkesin izlediği bir kanal olacağız. Şu an izleyenler memnunlar biraz. Bunun üzerine söylemek istediğim bir şey var. Kanalın bu anlamdaki özelliklerini korumasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum gerçekten. Ve lütfen kanalı zorlasınlar. İşte gelsinler, dertlerini anlatsınlar. Bizim ekranlarımız onlara açık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler Sağ diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir haberiniz olsun programı daha. Burada sona eriyor bugün konuğumuz Dağ Holding ŞRT 3K Yönetim Kurulu Başkanı, RT Şah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahrıza Dağ ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Evet, bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi bayramlar, iyi geceler diliyorum.